Bir. İyi akşamlar sevgili güreş severler. Yine bir atasporumuz güreş programı da sizlerle birlikteyiz. Evet, 16 yıldır sizlerle olduğu gibi Türk televizyonlarında yayınlanan ilk haftalık güreş programıyla sizlerle birlikte olmuştuk. 2007 yılının Eylül ayında ilk programlarımızı başlatmıştık. 2016 yılından beri de yine hem televizyonlarda sizlerle canlı yayında birlikte oluyoruz hem de sosyal medyadan. Buradan sosyal medya sayfalarımızdan Atasporumuz Güreş TV ve Kanal Ses TV ekranlarından şu anda ortak yayında sizlere ulaşmanın heyecanını yaşıyoruz sevgili izleyenler. Atasporumuz Güreş programında her zaman olduğu gibi yine dolu dolu ve yine değerli konuklarımız var sevgili izleyenler. Ben sizlere değerli konuklarımı tanıtmak istiyorum. Değerli konuklarım şu anda sizler de görüyorsunuz yayında sevgili izleyenler. Evet, Alper Yazıoğlu, geleneksel spor dallarının eski federasyon başkanı. Kırkpınar'da 3 yıl üst üste 91, 92, 93 yıllarında ağalık yaptı. İlk altın kemeri aldı ağalıkta. Daha sonrasında da ilk heykeli dikilen ağamız oldu. Saraiçi Kırkpınar Er Meydanı'nda sevgili izleyenler. Şu anda da gururla yönetim kurulu üyeliğini yaptığım, basın sözcülüğünü yürüttüğüm, Kırkpınar Kültürünü Tanıtma Yaşatma ve Derneği'nin başkanlığını yürütüyor Sayın Alper Yazıoğlu. Yayınımıza hoş geldiniz Sayın Başkanım. İyi yayınlar, hoş buldum. Teşekkür ederim. Bizler de çok teşekkür ediyoruz. Yine diğer konuklarımı ben size tanıtmak istiyorum. İrfan Şahin Usta, Bigalı Namidar, İrfan Şahin Usta, Yaşayan Son Kısmet Ustası, UNESCO'nun Yaşayan İnsan Hazinesi Altın Eller ödülüne sahip Yaşayan Son Kısmet Ustası İrfan Şahin ustamız Biga'dan bizlerle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza Sayın İrfan Şahin. Bulduk Özcan Bey. Hayırlı yayınlar olsun inşallah. Çok teşekkür ediyoruz İrfan ustacığım. Yine bir diğer konuğumuz Sinan Alışkan. Sinan Alışkan da şu anda Edirne'deydi, İstanbul'a geçti. İstanbul'dan yayınımıza katılıyor. Sinan Alışkan da rahmetli babası 1959 senesinde Kırkpınar'ın ilk altın kemerini yaptırdı. Kırkpınar'ın ilk altın kemeri 1960 yılında bildiğiniz gibi o zaman İbrahim Karabacak ilk sahibi olmuştu. Şu anda Kırkpınar'la ilgili birçok doküman, fotoğraf ve belge elinde bulunduruyor. Kırkpınar fotoğraf arşivcisi Sinan Alışkan, sizler de yayınımıza hoş geldiniz. İyi akşamlar Özcan Bey. Tüm yayına katılan abilerime ve size başta televizyonunuza da iyi yayınlar diliyorum. İyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Evet, yayınımıza başlarken vur ha vur davul baş pehlivan havası çıksın Bekir Osman Mestanoğlu Dülger Ahmet vur ha vur davul gürlemenin sırası davran bre pehlivan ha ömrüne bereket ateş alsın büklüm büklüm pazındaki kudret davran deli fişek karayel fırtınası çağlar devirip yenmenin güreşmenin ustası vur ha vur davul dağları taşları titret dile gelsin Yusuf'un Haliçoğlu'nun hatırası çıkalım hele meydana yanağdar gibi emret hey mübarek mübarek er meydanı bu meydandır cümle alem birikmiş işte davullu zurnalı her biri özge diyarda baş pehlivandır yiğitler gelir güreş tutmağa göğsü armalı boyları yıldız döker omuzları çifte vurmalı. Hoy senin pehlivan dediğin şahan olup da uçandır. Rüzgar deme buluttur, bulut deme dumandır. Vur ha vur davul gök yerinden kaymalı. Hodri meydan vakit tamam, peşref tamamdır. Ha deyince kaldırıp kaldırıp yere vurmalı. Atilla İlhan 1925'te doğup 2005'te kaybettiğimiz değerli şairimiz Atilla İlhan'dandı. Alperam benden daha iyi bunu söylerdi. Alperam ne diyeceksiniz? Tekrar iyi akşamlar. Özcan Bey, siz de güzel söylediniz. Yani şu özellikle Evet.
Özellikle şu Er Meydanı ile ilgili ikinci kıtasını bilmem siz beraber miydik Koca Yusuf Evet. Güreç'te Bulgaristan'da? Bulgaristan değildik, evet. Şeyde Koca Yusuf'un adına tertiplenen ilk güreşlerde oradaydık. Hatta Evet. onun evini müze haline getirdik. Sağ olsun Edirne'de bir arkadaşımız var. Bizim Kırkpınar Derneği'nin de donanımını yapan, onu günümüze kazandıran Ruhi Duruktuna'yı görevlendirmiştik. O gidip Karalar Köyü'nde Bulgaristan'da Koca Yusuf'un evinin bir müze haline getirdik. Daha sonra onun adına Evet. güreşler yapılmıştı. O güreşlerde benim de bir konuşmam istendi. Ben de Büyük Üstad Atilla İlhan'ın bu Kırkpınar için yazdığı tek ama çok önemli güzel şiirini seslendirmeye çalışmıştım. Evet. Tabii o yapılan o konuşma ve şiirsel bir konuşma olmuştu. Orada güreşleri izleyen böyle yaşları 90 ve 90'ı aşmış soydaşlarımız ağlayarak dinlemişler, heyecanlanmışlar, gelip bana teşekkür etmişlerdi. Tabii nedense bu konuşmam yapılan bütün çekimlerden çıkarılmıştı o zaman. Ona da çok üzülmüştüm. Onu da bu vesileyle ifade etmiş olayım. Hey mübarek Er Meydanı bu meydandır diye başlayan Atilla İlhan'ın muhteşem şiiridir. Teşekkür ederim programı, bu güzel programı büyük üstadın o şiiriyle açtığınız için. Evet, Tabii şimdi zaten evet. Özgür Bey Bir bizim... de şunu eklemek istedim Buyurun. Sayın Ağam. Yine derneğimiz adına çıkardığımız Destanı Kırkpınar dergisinin bir sayısında da aynen bu yazmıştık. Kapakta. Şiirden değil mi? Evet, şiirden evet. Hatırlıyorum. Evet. Yaklaşık 20 yılı aştı bizim Kırkpınar kültürünü tanıtma ve yaşatma derneğimiz. Edirne'deki dostlarımız tarafından kurulmuştu ve rahmetli Bayezid Sansu hocamızın da kuruluşundan itibaren Kırkpınar Destanı'nı yazan bir büyüğümüzdü. Kabri nur olsun. Biz de yaklaşık 5 dönemdir, 3 dönemdir Kırkpınar kültürünün tanıtılmasına yardımcı oluyoruz. Evet. Siz de bizim bu dernekteki çalışmalarımızda bizim derneğimizin ve Kırkpınar'ın sesi oldunuz. Size özellikle bunun için de teşekkür ederim Özcan Bey. Ben Yıllarınızı teşekkür ederim. aynı heyecanla program yapıyorsunuz. Bu Evet. da bizi doğrusu etkiliyor, duygulandırıyor. Teşekkür ederim size. Ben de teşekkür ederim sizlerin de katkısı. Bizlerin de acizane işte yayınlarla ama siz hem maddi hem manevi çok değer kattınız ağam. Hem geleneksel sporlarda bu başkanlık yapıp bu kültürümüzü yaşattınız. Hem ağalıkta yaşattınız ve hala yine Kırkpınar Kültürünü Tanıtma Yaşatma Derneği'nde orada Edirne'deki Kırkpınar evimizde yaşatılıyor şu anda en iyi şekilde. Evet. Kopamadık tabii. Tabii ki bizim belli bir yaşa geldik. Ama yaşamımın 30 yılı aşkın bir bölümünde tarihi Kırkpınar güreşleri, Türk yağlı güreşi, gelenekselliğimizin, töremizin güzel unsurlarını bünyesinde toplayan tarihi Kırkpınar'a hizmetlere doyamadık desem yeridir. Tabii son yıllardaki bir takım olumsuz gelişmeler dışında bizim yüreğimizden o heyecan asla eksilmedi. Devam ediyor. Sağlığımız ve çevremizin, arkadaşlarımızın, dostlarımızın teveccühüyle, desteğiyle birlikte inşallah devam edeceğiz amacındayız. Tabii ben bu arada programa başlarken işte dünya mirasında, el sanatları mirasında ödül sahibi olan değerli İrfan Şahin Kısmet ustamızı sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Edirne'den de Sinan Alışkan kardeşimiz, onun da çok büyük hizmetleri var. Çok büyük Kırkpınar, belki de en büyüğü Kırkpınar arşivi fotoğraflarla Sinan kardeşimi de Evet. sevgiyle selamlıyorum. İyi akşamlar diliyorum. Teşekkür Yani ederiz Sayın hayırlı Ağabey. uğurlu olsun Özcan Bey. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın değerli ağabey. Evet. Evet, sevgili izleyenler, Kırkpınar dedik, yağlı güreşimiz dedik. İşte Alper ağamız da güzelce. Bu kültüre yine dediği gibi İrfan Şahin ustamız
diktiği kıspetlerle, 40 bin liranın bir rütbeli olan kıspetle. Bu İrfan ustacığım, kaç Evet. yıldır bu işi yapıyorsunuz? Son yaşayan kısmet ustası diye biz konuşurken bunu söylüyoruz. Bu ne demek anlamına geliyor? Sizden sonra devam edenler var mı? Var. Bunları bizler biliyoruz ama izleyicilerimizin tekrardan bunları duyması açısından sizin ağzından dinlemek istiyoruz. Evet. Evet ustacığım. Söz sizde. İrfan Şahin ustacığım. İrfan ustamda bir donma olduk sanırım yayında. Beni duyabiliyor musunuz İrfan usta? Arkadaşım. Ses problemi giderene kadar ben Tamam. istersen Ben İrfan Usta'nın evet. yaptığı Evet. değerli bir kısmeti o zamanki Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel'i, rahmetli Demirel'i ziyarete gittiğimde kendisine takdim etmiştim. Tabii çok beğenmişti. İlk defa böyle heybetli, arkası işlemeli, el işlemeli muhteşem bir eser ki İrfan Usta'nın yaptığı hakikaten şu anda Türkiye'de en iyi kısmeti diken çok deneyimli altın eller ödülüne layık bir ustamızdır. Onu armağan ettiğimde çok duygulanmıştı Sayın Demirel. Daha sonraki yıllarda federasyon başkanlığı döneminde de yine İrfan Şahin ustamızın yaptığı minyatür kısmetler yaptırmıştık. Yeşil zemin üzerine Sayın Cumhurbaşkanı'nı yine yönetim kurulu olarak ziyaret ettiğimizde onu da takdim etmiştim ve çok beğenilmişti. Hatta şöyle demişti, ben güreşeceğim yani bu kısmetleri görünce çok heyecanlanıyorum, hoşuma gidiyor. Güreşeceğim ama Türkiye'de güreşeceğim, benim güreşeceğim, çayır yok diye de espri yapmıştı. Rahmetli Evet. Demirel. Yani Rahmetli'nin İrfan esprileri. Usta'nın kısmetleri Demirel'i bile güreşe heveslendirmişti. Ustam galiba ses problemi düzeldi, ondan dinlemek isteriz. Şu anda yayında değil, Öyle mi? tekrar bağlanmaya çalışıyor şu anda. Yönetmen arkadaşım beni WhatsApp'tan ikaz etti. Bağlanmaya çalıştı. Bağlandığında hemen ona sözü aktaracağım. Tamam. İrfan Şahin ustamıza. Sinan Alışkan ustamız, hocamız şu anda. Bir saniye, hemen bir iki mesaj var, onları da hemen okuyayım. Şükrü Durukan, merhaba Özcan hocam. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Ağamız Alper Yazıoğlu, kısmet ustamız İrfan Şahin ve Sinan Alışkan abilerimize selamlar, saygılar. Antalya Kumluca'dan selamlar demiş. Altan Özcan, iyi akşamlar sizlere ve tüm güreş severlere selamlar. İnşallah güzel bir program. İrfan Şahin ustamın telefonunu sana nasıl atabileceğim? Bir saniye bakayım. Buradan. Telefon. Şu anda özür diliyorum. Evet, bir yandan mesajları da sizlere okudum. Gerçekten ekran kırkpınar kokuyor demiş. Yine mesajlar gelmeye devam ediyor geldikçe de. Evet, şu anda İrfan Şahin ustamız yayına. İrfan ustacığım, beni duyabiliyor musun? Duyuyorum. Tamam. Alperen, az önce tekrarlar mısınız yine? İrfan Şahin ustamız için. Evet. İrfan Şahin Sinan hocam, Usta'nın bekletiyorum. evet, diktiği çok değerli kısmı bir sanat eseri gibiydi gerçekten. Rahmetli Demirel Cumhurbaşkanımızın davete gittiğim zaman armağan etmiştim. Tabii onun belli bir zembil içerisinde ismini yazdırmıştım. Hem zembilin üzerinde ismi vardı hem de kısmetin arkasına İrfan Şahin Usta'mız yazmıştı. Süleyman Demirel diye. Armağan ettiğimde çok heyecanlanmıştı İrfan Usta'm. Hatta kısmeti o kadar etkilendi, o kadar beğendi ki ben dedi çok güreşmek istiyorum dedi bu kısmeti gördükten sonra ama Türkiye'de güreşeceğim, çayır yok diye espri yapmıştı İrfan Usta. Evet, Kulaklarını çınlatmıştık. çok iyi Evet. hatırlıyorum. Çok Evet. iyi hatırlıyorum. Tabii ki. Evet. Kaç yıl oldu? 13 yaşında bu sanata başladım. Şu Oo. anda 66 yıl oldu. 13 Maşallah. yaşında. Maşallah.
Yani sene olarak söylersek 68 60 kaç senelerine geliyor İrfan Ustacığım? Tam hesabını yapamadım şu anda. Kaç senesinde başlamıştınız? 66 yıl olmuş galiba. Evet. Sanırım İrfan Usta'nın yine sesinde bir kopukluk mu oldu? Evet. Yayında. Evet, Sinan Hocam. 1959 yılında rahmetli babanız ilk Kırkpınar'ın altın kemerini yaptırıyor. 60 yılında da İbrahim Karabacak ilk kemeri kuşanan kişi olsa da 1968 yılında ebedi kemerin sahibi yine Ordulu Mustafa ordulu, Bey. evet, ordulu Mustafa Bük oluyor. Bu kemer hakkında neler söylemek istersiniz? Hatta yönetmen arkadaşım da bir yandan kemerle ilgili görüntüyü de ekrana getirirse sevinirim. Her şeyden önce katılımcı abilerime ve sizlere yayına başlamadan evvel teşekkür etmek istiyorum. İyi yayınlar diliyorum. Tabii ki bu altın kemer rahmetli babam tarafından düşünülmüş bir olaydır. Şöyle ki babam 55-60 yılları arasında başkanlık yaparken daha önce de belediye meclis üyeliği yapmıştır. Yani 55'ten öncesini de bilmektedir. Daha önceki Evet. olayları, o sene kendi zamandaki olayları çok iyi yaşamış. Hatta İbrahim Karabaca benim pehlivanım derdi. Güreş sevdası vardı. Onun için Veysli zamanında da birçok olaylarla karşılaştığını söylerdi. Bu olayları analiz ettikten sonra düşündü, taşındı, bana öyle anlattı. Dedi ki, düşündüm, taşındım dedi. Bu güreşlerde olan bazı istenmeyen olaylar, Alper da bilir, çılgar olayları şunlar, kavga olayları falan olduğu için bunları bertaraf etmek, daha güzel güreşler seyredebilmek, güreşçileri teşvik edebilmek için düşünmüş, taşınmış. Böyle bir kemer yapsam da güreşçileri teşvik etsem ve de böyle bir çılgar olayından bunları kurtarsam diye düşünmüş. Ve kendisi çok iyi bir marangozdu aslında. Ama çok güzel de kalemi vardı. Bildiğim kadarıyla hatta Alper Ağam'a da gösterdim. Yabancı kitaplardan boksörlerin kemerlerini toplamış. Onları Evet. incelemiş. Daha sonra Tekirdağlı Hüseyin Pehlivan'ın kemerlerinin altın olmadığı ulusal basında yayınlanınca iyice karar vermiş. Ben de gerçek bir altın kemeri yapayım diye düşünmüş. Çünkü Tekirdağlı'nın kemerleri var. Var ama Kırkpınar'da verilmiş değil, bazı dernekler tarafından verilmiş ve de altın değil. Ve tabii bu altın olmayışı da bir Tekirdağlı pehlivana yakışmayacağı söylenince babam oturup kendi elleriyle şimdi Ordulu Mustafa Bük'ün almış olduğu kemeri dizayn ediyor, çiziyor. Bana öyle anlatmıştı. Daha Evet. sonra da belediye meclisinden kararını çıkartıp Edirne'deki bir kuyumcudan 22 ayar hulda bilezikleri alarak bildiğim kadarıyla 820 gram hulda bilezik alıp bu altın kemeri İstanbul Kapalı Çarşı'da kendi çizdiği şekilde dizayn ettiriyor ve de yaptırıyor. Yaptırıp getirdikten sonra bir de diyor ki, yani bu kemeri yaptırdık ama bazı kurallar koyalım. Evet. 3 yıl. Evet. Üstte 3 yıl üst üste başpehlivan olana verilmek şartıyla diyor. Böylece Evet. pehlivanları teşvik etmiş olacağını düşünmüştü. Evet. 3 yıl şeyini koyduktan sonra da buyurun 3 yıl üst işte üste Tekirdağ, kararı o yıl mı alınıyor? evet, 1959'da mı alınıyor? Yani kemerin o yıl alınıyor. yaptırılmasıyla birlikte. 3 Evet. yıl kemer yaptırıldıktan sonra kural olarak da 3 yıl üst üste şampiyon olan pehlivana ebedi olarak verilmek şartıyla, Kemer diğer ekranda şu zamanlarda anda, evet. takmak şartıyla dizayn edilip uygulamaya konuyor. Fakat rahmetli babam 60 ihtilalinden sonra görevi bıraktığı için 60 yılından sonra ilk defa bu kemer İbrahim
Karabacağı takdim ediliyor ve beline takılıyor. Hatta ilk takılış bele kemer gibi takılıyor. Daha sonra çaprazlama takılıyor. Bu şekilde ilk kemer, altın kemer hem Tekirdağlı'nın kemerine karşılık hem de onlara destek olmak, onları teşvik etmek amacıyla uygulamaya girmiş oluyor. Ve şu an işte artık bütün Türkiye'deki güreşlerde altın kemerde şey yaptı, çoğaldı. Ama aslında bence Kırkpınar altın kemerin kalması gerekir. Herkesin altın kemer yapıp vermesi bir şey ifade etmiyor. En büyük güreş Türkiye Evet, oraya geleceğim o konuyla ilgili. Çünkü bir Kırkpınar güreşindeki altın kemer. sadece başpehlivanlık kemerinde değil, ağalık Evet hocam. kemerinde de diğer kemerler Tabii kemerin tabii tabii tabii. Zaten ilk ağalık kemerinde işte Sayın Ağam Alper Bey aldı. O Evet. kemerin yapılışını da şöyle ben anlatmak isterim. Anlatmadan geçmeyeyim. Bu kemeri babam yapmış da altın kemeri ama ağalara bir kemer yoktu. İbrahim Ay belediye başkanı olduğu zaman ve biz çok samimi abi kardeş gibiyizdir onunla da zaten beraber büyüdük şey yaptık. Düşündü taşın dedi ki ya Sinan baban altın kemeri yapmış ağalara bir kemer yok. Biz de dedi bir ağalara bir kemer yapalım da ağaları da teşvik edelim. Nasıl olur dedi. Evet dedim abi çok iyi olur. Niye olmasın dedim ve de o da ağalık kemerini ilk defa düşünüp uygulamaya koyan kişidir. Yani o da iyi oldu. Bakın halen şimdi ağalar da o kemeri takarak şerefle dolaşıyorlar. Evet, kemer dedik. Şimdi Tabii bakın şimdi. ekrandaki gözüken Tekirdağlı'nın kemerleridir ama Evet. altın değildir. Ve belli kuruluşlar tarafından verilmiştir. Yani Kırklar tarafından verilmiş kemer değildir. Evet, tabii o dönemde altın kemer İşte uygulaması sanırım. gözüken şimdi artık Evet, Sinan Hocam, şunu söylemek istiyorum. Tabii ki bu kemeri Tekirdağlı'da fazlasıyla hak etmiştir. Çünkü tarihi Kırkpınar'da 8 başpehlivanlığı var. mutlaka. Yine aynı şekilde Bandırmalı, Karahali'nin de yine aynı şekilde. Şöyle, o zamanki uygulamada sanırım tam ben 10 yıl içerisinde 3 sefer olana mı kemer veriliyordu? Hayır. 3 defa üst üste şampiyon olma şartı vardı. 10 yıl Diyelim. değil yok. Yani 1930'lu üç defa. yıllarda, 30'lu yıllarda, yani Tekirdağlı'nın olduğu yıllarda Aa, onu üç bilemem. defa O üst üste mi? konuda bir malum. Ben daha önceki yaptığım programlarda bu tür bir konuşma geçmişti. 10 yıl içerisinde 3 sefer kemeri kuşanan daimi sahibi olacaktı. Tekirdağlı o şekilde kemeri alıyor. Tabii Ama Tekirdağlı o üst zaman üste altın kemer başpehlivanlık. yok. Altın kemer, tabii altın kemer değil, aldığı kemer Kırkpınar kemeri olarak geçiyor. Kırkpınar kemeri olarak alıyor. Daha sonrasında da dediğiniz gibi Ama altın kemeri rahmetli babanız 59'da meclisten yani çıkardı. o konuda ben tam araştırmalarımda falan rastlayamadım ama bilemem yani iddia etmiyorum. Öyle bir şart var mıydı? Altın kemer yoktu bir kere kesin onu biliyorum. Yok, altın kemer yok. Yani ne Altın şekilde kemer değil 10 de yılda Kırkpınar 3'ü kemerinin oluyordu diye bir kural var mıydı? Ama Kırkpınar'da da Tekirdağlı kemer almış olsa üzerinde Evet. Kırkpınar kemeri olurdu. Kırkpınar kemeri Evet. yok Tekirdağlı'nın üzerinde. Evet. Yani evet var Eminönü Belediye Başkan Eminönü Halk Partisi yönetimi tarafından verilmiş bir kemer var onu biliyorum. Diğerleri Evet. kimler tarafından verildi? Biri telkaridir. Evet. Ama Kırkpınar'da verilmiş bir kemer var mı? Onu bilemiyorum. Tekirdağlı'nın gösterdiğine göre işte benim kemerlerim altın değil diye gösterdiği resim var yayınladınız. Ama Kırkpınar'da aldığı bir kemer var mı? 10 yıl şartı var mı? Bu konuda bir şey Evet. Bu diyemeyeceğim. Yani konuyla daha önce kemer ilgili olsa Zekeriya Hocam bizleri kemer olsa izliyorsa daha önce de buraya olur. yazabilir. O konuyla ilgili Zekeriya Uzun'un bir araştırması vardı. Onunla ilgili bir yazabilir veyahut yine konuyla ilgisi bilgisi olan varsa programımızda. Varsa söylesin ama yani Sayın benim bildiğim Başşanız. kadarıyla Evet. olsaydı şöyle düşünüyorum. Olsaydı 50'de Edirne Belediyesi'ne geçiyor Kırkpınar güreşleri. Belediye sahipleniyor. Ondan evvel Kızılay,
ve Çocuk Esirgeme Çocuk Kurumu esirgeme. tarafından Evet. organize ediliyor. Bunlarda da ben duymadım. Yani onlar da kemer koydu mu, koymadı mı, böyle bir kemer var mıydı bilemiyorum. Yani Evet. o konuda bir bilgisi olan varsa, bir belge varsa yani biz de öğreniriz, memnun oluruz. Şimdi şu an Tabii. gösterilen mesela Ordulu Mustafa Bükük, Evet. babamın çizdiği kemer. Evet. Sinan kardeşimizin bahsettiği tabii altın kemer olayı babasının Evet. bir katkısıdır. Ama Tabii. altın kemer olmadan önceki kemerler tabii ki Tekirdağlı'nın Kırkpınar'da kemer aldığı alması gerekiyor. Çünkü kaç Evet. yıl işte Ahmet Taşçı onun rekorunu egale etmişti bir yerde. Evet. Belki de Taşçı bir sene de geçmiş olabilir. Kırkpınar'da 7-8 yıl aralıksız başpehlivan olmuş Tekirdağlı. Evet. Mesela kemeri mutlaka Tekirdağ öyle. almış. Zaten bir kemer almış olması gerekir ki kemerin altın olmadığı serzenişinde bulunulmuş harflı olarak ve Sinan kardeşimizin, Sinan Bey'in babası da rahmetli başkan biz bunu altın yapalım diye, Kırkpınar'ın tarihine, Kırkpınar'ın büyüklüğüne yakışanı da odur diye altın Tabii yaptırmış. tabii Ben etkilendik biliyorum ki konu. Ordulu, rahmetli Ordulu Mustafa Bük ilk defa kemerin ebedi sahibi olmuş ama nerededir? Orası biraz meçhul ve biraz da o konuda yüreğimiz burkulmuştur. Neden o kemer ilk defa yapılan altın kemer bir yerlerde örneğin bir Kırkpınar Müzesi'nde sergilenmeliydi diye düşünüyorum. Evet. Ondan sonra yapılan kemerlerde Doğru. tabii Ben de Sinan da daha iyi biliyor. Orta kısmı belki altındır. Çünkü diğer baklaların altın olması kilolarca altın gerektirir. Ama altın mutlaka işleniyordur. Örneğin değerli ağabeyimiz, eski başkanımız Eczacı İbrahim Ay ağabeyimizin aklına gelmiş ağalar içinde kemer yaptıralım diye yaptırdıkları kemeri ki o zaman tabii gümüştü. evet. O da bana nasip oldu. Ben daha sonra onu İstanbul'da altın kaplamacıda çok iyi bir işçilikle altın değerinde güzel bir kaplama yaptırdım. Altın kemer olarak benim arşivimde ebedi sahibi olarak onu da gururla ne Evet. bileyim gelip arkadaşlarıma gösteriyorum. O da bir ilke imza atmış olduk. İbrahim Ay ağabeyimizi de başkanımızı da buradan bu vesileyle sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Tabii Edirne'ye de yürek dolusu sevgiler gönderiyorum. Edirne bizim için bir anlamda kutsal bir şehirdir. Rahmetli oldu Edirne'de vali, benim ağalık yıllarımda Koru Engin valimiz vardı. Muhteşem Evet. bir Evet. vali. Çok saygı duyardım. Şu andaki görüntüde vardı zaten. Evet. O Edirne'nin ilk tanımını ben o veciz şekliyle ondan duymuştum. Edirne derdi konuşmalarında. Şehirler Sultanı, Sultanlar Şehri Edirne diye. Gerçekten Edirne'nin çok farklı bir yeri vardır Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde. O Serhat şehrine adı geçtiği zaman benim şahsen burnumun direği sızlar. Edirne'yi çok seviyorum. Hepimizin, Evet. bizim Bir de ikinci Edirneli olarak evimiz. tüylerimiz diken diken oluyor tabii. Evet. Yani Evet. Alper Bey'in dediği gibi altın kemere dönüştü kemeri ama böylece altın kemerin de oluşmasına vesile olmuş oldu. Hatta ben bir anımı anlatmak istiyorum. Alper Bey hatırlayacak mı bilmiyorum. Ben yine 40'larda her sene görev yapıyordum. Hatta özel olarak fotoğrafçılığını da yaptığım için 25 yıl Evet. ağları da takip ediyordum. Merasim'in de her karesini tek başıma takip ediyordum ve kaçırmamaya çalışıyorum. Kırkpınar'ın ilk günü Alper abim ağam çok iyi bilir. İlk önce ağalar belediye başkanına ziyarete gelirler. Onun odasında toplanırlar. Ondan sonra merasimler başlardı. Bu Evet. arada yine bir gün ilk gün belediye başkanının odasında beklerken baktım Alper ağam geldi derken rahmetli Hüseyin Şahin geldi ve odada oturuyorlar, konuşuyorlar, sohbet ederken Alper ağama Hüseyin Şahin laf attı. Alper ağam dedi, bak dedi senin kemerin gümüş ama benimki altın dedi. Bu arada Alper ağam da ona şöyle cevap verdi.
Bizim dedi doğuda dedi Erzurum tarafında dedi erkekler gümüş takar dedi. Böyle bir anım vardır. Hiç unutmam yani hafızamda kalmıştır. Altın O zenne işidir, doğru. yani Alperen öyle cevap vermişti kendisine ve daha sonra da o altın o kemer de altın olunca artık altın olarak de devam ediyor ve yakışır. Yani ağlara da bir altın kemer yakışır. Mutlaka. Evet. Ve iyi oldu işte bakın ağlara da bir kemer var ama dediğim gibi daha sonra gerçi gene konuşuruz. Bu bir altın kemer fazlalığı oluşmaya başladı her Onu yerde. Her... konuşacağız. Evet. İrfan ustamı çok Ama benim, bekledim. Yayına tekrar affedersin. katıldı. Evet. Affedersin Can Bey. Benim Buyurun. kırklarda ama yani ağa kıyafetimde tabii tamamladığım bir takım aksesuarlarım vardı. Gerek kösteğim, gümüştü. Bir de Evet. bu rahmetli dedemin cirit oynarken taktığı hamaylı dediğimiz o da gümüştü. Şöyle boyunda hani içinde dua olurmuş eskiden. Ayrıca kola takılan bir pazubant vardı. O da gümüştü. Onları saklıyorum. Ya Onun için mutlaka. ben o örneği vermiştim rahmetli Hüseyin Şahin'e. Ona da Ben bir şey tam biliyorum. daha eklemek istiyorum. Şimdi konu konuyu açıyor. Tabii Alper abi hatırlattı. Hatta eskiden ben ağları araştırırken ağların albümünü de yapmıştım. Yani bugün yayınlanan bütün resimlerde benim organize edip ortaya koyduğum belediyeye arşiv olarak verdiğim resimlerdir. Bunları araştırırken ağlar o zaman birçoğu sağdı ve de birçoğu Edirne ve etrafındandı. Bizler de tanıdığımız için hepsinin kapısını çalıp onlarla röportaj yapmış, onlardan anılarını dinlemiştim. Bu arada bizim peynirci Mustafa Yardımcı'nın babası Yaşar Yardımcı amcamıza gittiğimde ona bana anlattığı bir anısını anlatmak istiyorum. Ya ağlı bana ağlı teklif ettiler gel sen ağ çocuğusun işte ağ ol dedikleri zaman ağ oldum dedi. Daha sonra da ağlık bir kösteğim vardı gümüş kösteğim onu veriyordum onu takıyor. Yani Alper Bey'in dediği gibi gümüş köstek de bir ağanın aksesuarıdır. Bunu da anlatmış olayım. Evet. Evet, çok teşekkür ederim. İrfan Ustam Evet. yayına bağlandı. Epeydir beklettim. İrfan Ustacığım buyurun söz sizde. Ben de Tekirdağlı'yla aramda geçen bir olay anlatmak istiyorum. Buyurun, Ben buyurun. 17-18 yaşlarımda ustam dedi ki bana, oğlum dedi biz baki değilim. Gel dedi İstanbul'a götüreyim seni. Deri aldığım bir yerlere tanıştırayım seni. Ustalarla şey tanıştırayım seni dedi almayalım. Hem dedi seni dedi ünlü bir pehlivanla tanıştırmak istiyorum dedi. Tekirdağlı Hüseyin İstanbul'da ahşap bir otel işletiyor. Resepsiyona Evet. oturmuş. Sirkeci'de. Ustamla gittik Sirkeci'deymiş, ben evet. Tekirdağlı'nın elini öptüm. Ve Evet. ustama dedi ki Tekirdağlı ben bunu şahidim buna. Abi Mustafa dedi bana dedi kırklarda altın kemer diye kemer verdiler fakat bakır çıktı dedi. Bunu gözümle kulağımla ben duydum ve kendi elini de öptüm yani ben bunu şahidim. Ama tabii ben de o zamanlar 17-18 yaşlarında işte bunu ustamla beraber bu kendisinden bu lafı dinledim. Evet. Doğrudur. Doğrudur. Bu canlı kanıt Evet. işte. Canlı kanıt yani kendim gördüm ve Yani o gece de otelinde de yattık. Yani ustamın çok iyi tanıdığı ahbabı çünkü ustam bana çok kıskandı. Fakat ben yetişemedim güreşlerine. Ben o zamanlar çıraktım yanında. Fakat ustam kendisiyle çok iyi tanışıyordu. Hatta onun bir oğlu vardı dinsiz. Ona da bir kısmet yapmak istedik ama güreşmek istemedi, güreşmedi. Kendisi böyle bir evet. hatıram var Tekirdağlı şeyinden. Allah rahmet Evet. eylesin. Ben elini öptüm ve tanıştım kendisiyle. Tekirdağlı Hüseyin, Tekirdağ'da heykeli tabii dikildi. Evet. Tekirdağ'da da Tekirdağlı Hüseyin Pehlivan adına da güreşler düzenleniyor. Süleyman Paşa'da, şu anda Süleyman Paşa Ben ilçesinde. öyle tahmin ediyorum. Tekırklarda Tekirdağ Hüseyin'e kemer verilmiş. Ama Aa, bakır ben tabii canım. Ama altın bu arada ama bir bakır. hatırlatma yapmak istiyorum. Şu an aklıma geldi. İrfan Usta konudan bahsedince bende bir resim var. Ama tabii bilmediğim için bahsetmedim. Ve Kırkpınar'da çekildiğini tahmin ediyorum. Tekirdağlı Hüseyin'in belinde o telkari olan kemer var. Belki o kemer olabilir Kırkpınar'da verilen kemer.
Ben Kesinlikle oldu. 17-18 yaşındayım. Onun için tam vakıf değilim. Yalnız gözümden gördüm ve duydum. Abi Mustafa dedi. Bana dedi altın kemer verdiler ama dedi. Bakır çıktı dedi. Yani onu duydum kendi ağzından. Peki Hatta bak. teneke denildiğini biliyorum. Babam işte ona üzülüyor. Yani böyle bir Bana şeyi neden söyleteyim diye. Tekirdağlı şey dedi. Bakır dedi. Tekirdağ'ın duyduğum kelime bu. Abi Mustafa dedi. Bakır çıktı dedi. Evet. Evet. Ben bir kemerini gördüm. O da madeni. Üzerinde hatta altın zannediyordum resimlerde ama daha sonra videosunda falan seyrettim. Madeni sanki liralar takılmış gibi altında ama madeni para gibi. Ama telkarıyla şimdi onu Manevi değeri altından da tabii fırlandadan da tabii tabii kıymetlidir aslında. evet evet Altın evet olmaktan ziyade o kemeri almak büyük bir şey zaten. çok büyük bir Evet. şey. Evet hemen geleceğim. İyi akşamlar. İsa girişken iyi akşamlar. Başarılı yayınlar diler. Konuklarınıza saygılar sunarım. Seferihisar'dan selamlar demiş İsa girişken. Ali Sakınmaz. Özcan abi hayırlı akşamlar. İyi yayınlar diliyorum. Alper Ağam'a, İrfan abiye ve Sinan Bey'e selamlar sunuyorum demiş. Ali Sakınmaz yine bu yeni federasyon hakkında Alper Ağam'ın düşüncelerini öğrenebilir miyim demiş. Onları sonraya bırakacağım. Hep birlikte konuşacağız yeni federasyonla ilgili. Efe Bük, Ordulu Mustafa Bük'ün oğlu. Efe Bük de selamlarını iletmiş. Çiçek ve alkış. Evet, değerli üstadlara selamlar, saygılar, iyi yayınlar diliyorum Özcan abi demiş. Efe Bük, biz de selamlarımızı iletiyoruz. Yine Sağ olsun. Selamlar. Elmalı güreşlerinin ağası Mehmet Gök de bizleri izliyormuş. Ona da selamlarımızı iletiyoruz Elmalı güreşleri ağamıza. Yeni federasyonla ilgili sonra geleceğiz o konularla ilgili. Ali Sakınmaz'a da selamlarımızı iletiyoruz. Evet İrfan Ustacığım, kısmetle ilgili konuşuyorduk az önce. Yine yayın kesildi. Rahmetli Demirel'e sizin kısmetlerinizi verdiğini söylemişti Alper Evet. Ağam. Evet, rahmetli Demirel'e verdim, ağam verdi. Fakat ondan sonra rahmetli Özal geldi, Cumhurbaşkanı oldu. Şimdi neden ona verilmesin de Özal'a verilmesin diye. Özal'ın da bedenine göre bir kısmet yaptım. Ona da ağam götürdü. Çünkü ben gelemiyorum. Neden? Başımda 40 bin lira bir ay var. Çok kalabalık başım. Ben gelemedim. Selamımı söyledim. Ona da yaptım bir tane kısmet. Hatta bir gazeteci arkadaş Özal'a şöyle dedi. Gel dedi şu zincirler kırayım şu kısmeti giy dedi. Gitme oğlan dedi. Benim kısmet giyecek halimi var dedi. Hani iyi hatırlıyorum yani Cumhurbaşkanı iken. Ona da böyle bir giymesi bir teklif yapıldı. Ondan Evet. sonra şu anda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başbakanken özellikle beden ölçülerini aldım. Ona da çok güzel bir kısmet yaptım. Hediye ettim Evet. ona da. Yani bunlar tabii 40 bunlar şu anda müzelerde kendi yerini almıştır. Bundan bir sene önce Cumhurbaşkanımız Diga'ya geldi. Yine bir tane Diga hatırası olarak kendisine yani bir müzelik çok güzel bir kısmet hediye ettik. Ve konuşmalarında da bizlerden bahsetti. Herhalde bu verdiklerim müzelerde ileride torunlarımıza, çocuklarımıza bir örnek olacak inşallah. İnşallah. Tabii Alper Ağam, önceleri de Cumhurbaşkanı ve protokol ilgisi devletin en üst erkanı güreşlere geliyordu. Zaten konu başlığımız da Türk'ün soylu bir destanıdır. Siz onu daha güzel söylüyorsunuz. Nasıldı? Anadolu'dan kopup gelen. Hayır. Yani Peki. Kırkpınar tabii. Kırkpınar gerçekten bakın ben Bayburt'ta doğmuş büyümüş bir Türk'üm, bir insanım. Ama Evet. ortaokul ve lise çağlarında tabii tarihi Kırkpınar'ın sonucunu, başpehlivanını büyük bir merakla, hayranlıkla takip ederdik, gazetelerden okurduk. Zaman içerisinde hayat şartları bizi İstanbul'da yaptığımız işle ilgili daha sonra Edirne'ye yolumuz düştü. Ve ben Kırkpınar'ın bu en yakın, en canlı görüntülerini de belki insanlarımız bugün YouTube'dan, internetten bulabilirler. Bir Hollywood yapımı Topkapı diye bir film vardı. Evet. Topkapı filminin senaryosu işte Topkapı Sarayı'ndan çalınan kaşıkçı elması, o dünyaca meşhur kaşıkçı elmasını çalanlar karayoluyla kaçacaklar yurt dışına.
Edirne'de denk geliyorlar senaryo dışında spontane olarak. Kırkpınar güreşlerini de o filme geniş yer vermişlerdi. Tabii o filmi izleyen insan biraz üzülüyor. Sonra işte biz davet edildik. Tarihi Kırkpınar'da ağalık yapmak nasip oldu. Bir, iki derken üçüncü seneyi yaptık. Yaklaşık 30 küsur yıldır bu yağlı güreşlerden, özellikle Tarihi Kırkpınar'dan kopmadık. Şu anda da görüntülerde yine sizin bunu bilgi şeyi sahibi sizsiniz, bu işin önderliğini yapan. Bana onu teklif ettiğiniz zaman tabii biz de benimsedik. Evet. Kırkpınar'da Kırk Ağa diye bir yürüyüş var şu anda ekranda. Evet. Bu da güzel bir etkinlik olmuştu Hep tabii. hepimizin gururu oldu. Evet. Gerçekten bilvesile size teşekkür ediyorum. Şu anda rahmetli olan Doğan Görkey Evet. ağamız oradaydı. Çok Allah rahmet değerli eylesin. bir ağabeyimdi. Evet. İşte hayatımızın önemli bir parçası oldu. Demirel geliyordu. Önce başbakan olarak geldi. Hatta rahmetli Demirel kalkmış protokol tribününden. Bütün gazeteciler, basın, şöyle 50-60 kişi bir basın ordusu, Sayın Başbakan gidiyor musunuz diye rahmetli Demirel'e sorduklarında hayır demiş, ağaya gidiyorum diye rahmetli kalktı, benim tribünüme geldi. Beni onurlandırdı, Kırkpınar ağasını. Tabii bütün bunlar Kırkpınar ağalığında belli bir seviyeyi yakalamamıza da vesile oldu. Daha sonra çok beğendi Kırkpınar'daki atmosferi. Benim ona verdiğim armağanları çok beğendi. Ve sonraki yıllarda da devam etti. Sağlığı el verdiği sürece. Benden sonra da geldi. Daha sonra Oğuzhan Bilgin kardeşimiz ağalık yaptı ve ona devretmiştim. Sonra Hüseyin Şahin. Tabii Hüseyin Şahin'le bir ağalık ihalesinde yine rahmetli çok büyük değerli iş adamımız Sakıp Ağa, Sakıp Sabancı da gelmişti. Sakıp Evet. Ağa da hiç unutmuyorum 3 milyar 100 bin liraya kadar çıkmıştı. Ondan sonra bunun üzerine pey sürülünce ağam dedi benden bu kadar çekildi. Aslında gönül isterdi ki Sakıp Ağa Kırkpınar'da hiç olmazsa bir yıl bir ağalık Evet. yapsaydı. Evet. Çok çok iyi olurdu. Tabii ben bütün bunlarda artık tevazuyu bir kenara bıraktım. Yani benim şahsım adına Kırkpınar'a gelişim, Kırkpınar'ın bulduğumuz şekliyle Murat Köse'den devraldım ben. O da iyi bir dostumuzdur. Ve yaptığımız hizmetlerle kitap olarak biz bunun yani rahmetli Oral Onur Hocam, Edirneli tarihçi yazar, onun yılların birikimi ki kitap aslında onun eseridir. Biz de ona ilavelerimizle, sahip çıkmamızla Balkanlarda Türk Yağlı Güreşi Kırkpınar diye bizim kitabımız var. Yani hani bir amiyane tabirle biz bu işin kitabını yazmışız. Derken daha sonra işte Yağlı Güreş Hakem El Kitabı efendim ben şöyle bir şey anımsıyorum. Edirne Belediyesi Avrupa Birliği ülkeleri arasında yapılan yarışmalarda yani tarihsel bir değeri olan gezilip görülecek yerler, etkinlikler dalında bir yarışma yapıldı. Tabii Türkiye'de son yıllarda birçok yerden çatlak sesler çıkıyor ama Kırkpınar tüm bu etkinlikler bir yana, tarihi Kırkpınar bir yanadır. Bunun da burada bir altını çizeyim. Kırkpınar açık ara birinci seçilmişti. Edirne Belediyesi Fransa'nın Bordeaux kentinde bu birinciliğinden dolayı hem parasal ödül alacak hem de bir belge verilecek. Taltif edilecek. Evet. Belediye başkanı giderken belki o sene bizim şu andaki ağamız Seyfettin Selim kardeşimiz de yeni ağa olmuştu. Öyle hatırlıyorum. Çünkü Seyfettin gitmişti Fransa'ya. Bordo Evet. kentinin belediye başkanının belediyesinde düzenlenen büyük bir etkinlik törenle Edirne Belediye Başkanı ödül alacak. Tabii ben İstanbul'da yaşıyorum ama derneğin başkanıyım o zaman da. Beni aradılar. Başkan dedi ki, ağam dedi, Fransa'ya gideceğiz. Fransa Belediye Başkanı'na Kırkpınar'la ilgili elimizde hiçbir doküman yok, bilgi yok, belge yok. Bize yardımcı olur musun? Evet, tabii benim 30 yılım, benim ilk yıllardan beri
birikimim var. Yazılı Doğru. olarak da birikimim var. Türkçe ve İngilizce hazırlattırdığım Yağlı Güreşler ve Tarihi Kırkpınar broşüründen birkaç yüz tane şöyle bir demet olarak Edirne Belediyesi'ne gönderdim. Ve yine bizim değerli üstadımız, ağabeyimiz İrfan Şahin ustamızın yaptığı çok şık o minyatür kısmetlerden yeşil zemin üzerine onu ben yaptım. Özellikle monte ettirmiştim. Bir tane de ondan gönderdim. Dedim ki logonuzu, madalyanızı bunun üzerine koyun. Fransa'nın, Bordeaux'un belediye başkanının da adını yazdırın. Ona armağan edin. Ve çok çok makbule geçmiş. El yapımı çok değerli, çok ilginç bir anı ve Kırkpınar'ın Türkçe ve İngilizce broşürlerini göndermiştim. Yani bizim hizmetimiz böyle bu boyutta yıllarca devam etti ve hala da ediyor. Ne diyelim? Bizim gönlümüz hoştur. Kırkpınar sevdalısıyız. Sağlığımız el verdiği sürece de devam edeceğiz. Bize bir görev düşerse, bizden bir şey sorulursa, bir destek beklenirse elimizden geldiğince. Bunu da ifade etmiş oldum bu vesileyle. İnşallah. Çok Hayırlı olsun inşallah. teşekkür Hayırlı olsun ederim. inşallah. İrfan Ustacığım, yine size geleceğim. Kısmet tabii, Kırkpınar'ı konuşuyoruz, Yağlı Güreş'i konuşuyoruz. Kısmet olmaz olmazlardan bir tanesi. Kısmeti yapıyorsunuz yıllardır. İşte arkadaşlarımız da ekranlara zaman zaman getiriyorlar. İmalathanenize o küçük bahçe içerisindeki güzel atölyenize Evet. defalarca geldik. Evet. Oradaki görüntüleri aldık. Bu görüntüleri 2010 yılında çekmiştim. Sizinle yaptığımız bir röportajla birlikte. İşte Evet. 2010 yılındaki röportajımız ekranlara geliyor. Kısmet hakkında bize biraz bilgi verir misiniz? 36 parçadan oluşur diye biliyoruz. Yani kısmeti yapıyorsunuz ve kimlere kısmet yaptınız? Onunla ilgili bize biraz bir aktarır Vallahi mısınız? şimdi sen kimlere yapmadık desen daha iyi olur. Yani kimlere Evet. yapmadın? Evet, Çünkü evet. babam biraz yaşlıydı. Askerden geldikten 62-63 senesinden sonra hemen hemen yani şu anda yani Sabri Acar'ın babası dahil yani son olarak ona bir tane yaşlı halde ustamla beraber yaptık ki Sabri Acar, Müfettin Çekmece, Ordulu Mustafa, Kara Ali, Arap Mustafa, İbrahim Karabacak yani ne kadar varsa ismini sayamadım. Anladım. Mehmet Güçlü, rahmetli Reşit Karabacak, Çökeli Mehmet Keçe, daha ne sayayım yani hepsini sayamıyorum. Evet. Halkalı Fehmi Özkan, bütün pehlivanlara çok kısmetliyim. Hem de Aydın Demir. Aydın Demir'e yazmışım böyle 19 tane kısmet dikmişim. Aydın Bir gün Demir'e. güreşi erken bitti dedim. Hayır, hiçbir şikayet etmiyorum. Bırak Allah'ın aşkına dedi ya gül gibi sahalarda yeşil sahada güreşiyoruz dedi. Neyini şikayet edeyim dedi. Tabii şimdi bunların içinde bir tane özel olan var bir tane. Ben 26 yaşındayım. İstanbul'u Hidayet benim Mustafa Ustam 1967'de vefat etti. 3 ay Evet. sonra Hidayet Usta vefat etti. Türkiye'de 26 yaşında, 27 yaşında tek usta olarak kaldım. Ben 65 kiloyum. Pehlivan 110-120 kilo. Pehlivanların ölçüsünü alırken ellerim titriyordu. Şimdi bana bütün pehlivanların ölçüsünü aldım, diktim de. Fakat bir tanesinin özelliği vardı. Evet. Rahmetli Ordu Mustafa geldi. Evet. Ustacığım dedi çok gençsin. Aman dedi sakın bizi kırklar şeylerde öksüz bırakma. Sen bizim dedi ustamızsın. Biz sana gayret kuvvet verelim. Sen bu işi devam et dedi. Yalnız Evet. dedi ben dedi 66'da birinci oldum. 67'de birinci oldum. 68 senesinde de ordunun ağzından aynısını söylüyorum. 28 sene sonra alınmayan kemeri almak istiyorum dedi. Bana öyle bir Evet. kısmet yap dedi. Kısmeti yere attığın zaman kısmet dik duracak dedi. Dedim ya pehlivan kardeşim dedim nasıl yapacağız bunu abi dedim. Bu kadar dik duracak. Elden dikeceksin dedi. Nitekim de bir hafta uğraştım. Elden ona kısmet yaptım. Beraber Edirne'ye gittik. Dedim neden bu kadar sert istiyorsun dedim kısmet dedim. Karali dedi Nazmuz'un kol kazığı vurduğu zaman ben de doğrulacağım Karali'nin kolu içeride kalacak dedi. Bak bunları tamamen Allah rahmet eylesin bunları söylediler. Tabii oraya gittik Kırklar'da. Süleyman Şahin de Çanakkale Seramik Fabrikleri müdürü. Kırklar ağası. Gittik. Yani Evet. orada güreşler oldu, güzel güreşler oldu. Ordu'nun Mustafa birinci oldu.
Edirne yer yerinden oynadı. O kadar çok 20, 28 sene sonra alınmayan kemer aldığı için Anadolu bir el üstünde tuttular. Tabii sabahleyin Galatasaray'da boy boy resimler. Bir baktım Galatasaray'da da benim de resim var. İşte çayırıyla, çimeniyle, davuluyla, zurnasıyla, kırklardaki ağasıyla, seyircisiyle, gencecik kısmeti İrfan Usta saray içinde. İşte o Evet. zaman ben dedim bu mesleğe gönül verdim. Yani ben bu yiğit pehlivanı bırakmayacağım dedim. Nitekim de ömrü hayatım bu yiğit pehlivanlarla geçti. 13 yaşından bugüne kadar 79-80 yaşına girdim. 66 seneden beri bu yiğit pehlivanlarla beraberim. Allah Evet. ömür versen de halen de daha böyle işte çıraklarımıza, işte bir ustalarıma, Uğur Usta'ya, o İstanbul'da Murat Boncuk Usta'ma, Evet. Edirne'de Adem Kayın Usta'ma, bunlarla devamlı beraberiz. Daha nasıl yaparız, nasıl yaparız diye de her gün beraber konuşuyoruz. İnşallah Onu... bu yiğit pehlivanları bu tarihi kırklar çevrende kısmetsiz bırakmayacağız. İnşallah. Ustacığım, tabii Biga'da o mütevazı atölye diyorum, bahçe içerisindeki atölyede Biga'da geldiğimizde ziyaretlerimize önünüzdeki makine şu anda röportaj esnasında önünüzde bir makine var. O makine Önümüzdeki tarihi bir makine makine şu anda sanırım. 120 sene, 120 senelik. 120 Makinem 120 senelik. senelik ve o senin görmüş olduğun UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası'na girdikten sonra, yaşayan insan haline girdikten sonra o yabancı devlerin, o barakaya 11 tane yabancı devlet geldi. Hem çekim yaptılar hem de dergilerde yayınladılar. Amerika dahil çekim yaptılar. İşte Evet. o baraka böyle güzel bir yer. Ve hala da gelmeye de devam ediyorlar. Türkiye'nin her yerinden gelmeye devam ediyorlar. Ben de onlara kısmet hakkında genel bilgileri veriyorum. Evet, şu anda Ben bir elinizde şey zaten. sorabilir miyim Evet, Özcan Bey? buyurun Sinan Hocam, buyurun. İrfan Usta, ellerinden öpüyorum. Benim Sağ merakım olasın. bir konu var. Onu size sormadan edemeyeceğim. Böyle bir Evet. programda da sormanın doğru olduğunu düşünüyorum. Bendeki eski resimlerde Kırkpınar'da olsun, diğer çayırlarda olsun güreşen pehlivanların paçaları lif lif. Ama şimdiki kısmetlerin paçaları düz. Bu konuda bir bilgi verirseniz memnun olurum. Biz eskiden ilk girdiğimiz zamanlar biraz da genç çocuklara böyle altın paçaları keserdik onların. Fakat sonradan bunu pehlivanlar istemediler. Yani o zaman çünkü keçeben sardığı için keçeben görünüyordu. Onun için istemediler. Zaten ben ustamın yanına çırak olarak girdiğim zamanlar kısmetler manda derisinden yapılırdı. Ben Ülfettin Çekmece'nin, Yeniceri Mahmud'un kısmetlerini tamir ederken 14-15 yaşındayım. Kısmeti kaldıramıyordum. Ben bir kısmetin ustamla beraber çalıştığım zamanlar ilk 3-5 sene bir kısmet 8-9-10 kilo geliyordu. Fakat teknoloji ilerleyince tabakhanelerimiz ilerleyince çok güzel dana derileri çıktı. Böyle vidala dana derileri çıktı. Evet. Biz bunu, benim ustalarım bunu çok az gördü. Yani çok az gördüler. Fakat ben bu 9 kilo, 10 kilo, 11 kilo gelen kısmeti 2,5 kiloya, 2 kilo 100 grama kadar düşürdüm. Ve şu anda da çıraklarımız da aynı şeyi devam ediyorlar. Hatta bir gün Karali geldi. Bu hayatım boyunca Arap Mustafa ile Karali'ye kısmet çok zor beğendirdim. Beğendirdim, giydiler, çok memnun oldular. Karali'ye bir kısmet yaptım. 2 kilo 100 gram geldi, kısmeti almadı. Dedi, ustam dedi bana bir daha gayret et. Çok sert olsun. Fakat 2 kiloya geçmesin dedi. Tekrar ikinci bir kısmet yaptım. Çünkü bu Arap Mustafa ile Karali çok seçici bir pehlivandı. Kısmete çok önem veriyordular. Allah rahmet eylesin, ikisinin de çok iyi dostluğumuz, arkadaşlığımız oldu. Devamlı beraber güreşlerek kısmetlerini diktim. Şu anda 4 tane altın kemerli baş pehlivanlar. Rahmetli Ordulu Mustafa, Aydın Demir, Hüseyin Çokal, Ahmet Taşçı. Bu dördünün de kısmetlerine hepsine en azından 20'şer tane dikmişimdir. Dördünün de kısmetlerini bitmek bana nasip oldu. Her halde onlar kadar da ben de çok memnun oldum. Ne mutlu. Ne mutlu sizlere ustacığım. Nadir Akıçan'dan hayırlı yayınlar dostlara selamlar demiş. Gülşah Aşçıoğlu selamlar demiş. İyi akşamlar, iyi yayınlar demiş herkese.
Hüseyin İyi Bozdağ, akşamlar. iyi akşamlar. Hüseyin Bozdağ, Sayın Hocam, iyi, güzel yayınlar dilerim. Konuklarınıza selam ve saygılarımı sunarım. Kırkpınar çok güzel, Kırkpınar'da çok güzel ağalık yapan Alper Yağızoğlu ağamıza da selam olsun demiş Hüseyin Bozdağ. Yine Tokat'tan, Zile'den selamlarını iletmiş. Evet, Bu Sinan arada Hocam, evet buyurun. Gülbar Usta'nın bende de ismime yazılı bende de bir kısmeti vardır. Saklıyorum arşivimde. Evet. Zembiliyle. Bana da bir küçük kısmet hediye etmişti İrfan Ustam. Teşekkür ediyorum tekrar. Sağ olsun. Valla şimdi Hepimizde. yani size yaptığım gibi de şu anda Amerika'da, İsviçre'de, Tabii. Almanya'da birçok böyle bu sanatı seven insanlar, sanat seven insanlar birçok İstanbul'da biraz da sanatkar insanlar işte evinin böyle bir köşesinde müze yapan insanlar da çünkü Türkiye'de birçok yerde var. Hatta devlet müzelerinde var. Yani Diyanet'ten tut da TRT'ye varıncaya kadar birçok müzelerde kısmetlerim var. Evet, Evet. rahmetli Tarık Akan'a da dikmişsiniz. Şu anda resimlerini görüyoruz. Pehlivan filminde. Evet, Evet, Pehlivan filminde. Tarık Akan Pehlivan filmi çevirirken İstanbul'da hayatında güreş seyretmemiş, hayatında güreş yapmamış. Hani kendisi 3 gün misafirim oldu benim. Ondan anlatıyorum. Bir yerde oturuyor böyle. Otururken diyorlar ki ya bu kısmeti nasıl yapacağız diyor. Nereden bulacağız? Oradan oluyor Allah'ın hikmeti. Oradan da geçen yanına geçen bir gala bir arkadaş geçiyor. Kulak misafir oluyor. Hayırdır diyor. Böyle ya onun bir ustası bir gala diyor. Aman diyor arkadaşım ya bize bunu bir yol göster. Hanım geldi. Çok güzel böyle bir arabasıyla geldi. Tarık Akan'ın da tam barbarlık olduğu zaman. Geldi benim 3 gün misafirim oldu. Dedim Ya. Tarık Bey kaç yaşındasın dedim. 39 dedi. Ben de dedim 41 yaşındayım dedim. Benden 2 yaş küçüktü o zamanlar. 3 gün misafirim oldu. Onu güzelce ağırladım. Çok güzel bir kısmet diktim. O zamanlarda benim dükkanım sanayide. Sanayi o kadar kalabalık ki. Bütün millet yüzlerce insan kapının önünde. Kısmeti giydireceğim, giydiririm. Allah'tan ki dükkanın bir çıkması vardı. Oraya çıkardım onu. Güzelce Evet. kısmetini giydirdim. Aşağı indi. Hakikaten ben dahi baktığım zaman imrendim. Çok güzel bir vücutu vardı. Şu anda resimde de görünüyor. Ondan sonra Evet. Kırkpınar'da o filmi çevirdi ve Kırkpınar'da filmden de Altın Portakal ödülü aldı. Giderken bana dedi ki ustam dedi. Ya bu ne olur ne olmaz bu. Yırtılır bir şey olur. Bir tane daha yap bana dedi. Dedim bu sana bu 2 sene giysen sen bunu dedim giyersin dedim. Yok yok sen yap dedi. Ondan sonra bir daha beni aramadı. Ben de İstanbul'da tanınmış bir gazeteci var Ahmet Yüksel. Ona telefon ettim. Ya dedim böyle böyle. İkinci kısmet yaptım. Tarık Akan aramıyor. Tabii ertesi gün gazetelerde boy boy resimle Tarık Akan aranıyor diye. Fakat yine gelmedi. Son zamanda Evet. Çanakkale'nin Necafat ilçesinde yaşadı. Ben gideyim dedim ama pek misafir kabul etmiyor dediler. Gideceğiz dedim ama gitmedim. Yani şu anda da gitmediğime pişman oluyorum. Allah, Allah Çok rahmet resimlerimiz eylesin. var. Evet. 3 gün misafirim oldu. Çok iyi zamanlarımız geçti. Sonra dedi bana dedi ki ben nasıl öğreneceğim bu güreşi? Ben ona Şükrü Kayabaş'ın adresini verdim. Allah razı olsun Şükrü Kayabaş pehlivanlarıyla beraber ona çok güzel oyunlar, güreşler gösterdiler. Şükrü Kayabaş da bizim Atasu Yağlı Güreş'in temel taşlarından. Aynı yaştayız ikimiz de. Evet. Ağam gibi, Alper ağam gibi. Sinan Bey de o da baba mirası. Bunlar da aynı bizim bu Atasu Yağlı Güreş'in temel taşları. Tarık Akan değil, çok daha ünlü kişilerle beraber oldum. Türkiye'de ne kadar belediye başkanları, ağalar, yurt dışında çok kısmetler diktim. Tabii benim o zamanlar imkanlarım çok dardı. Makinam daha ziyade el dikişiyle el yapıyorduk. Yani bugün şartlar çok daha otomatik makineler var. Çıraklarımız çok daha güzel kısmetler dikiyorlar. Ben de onlara her şekilde yardım ediyorum. Yardımcı oluyorum. Evet, Evet. ne mutlu sizlere. Yine Ne mutlu. Allah sağlık versin. Amin Yalçın cümlemize. Kaynak, selamünaleyküm. Değerli hocam, iyi yayınlar, değerli konuklarınıza selamlar demiş. İbrahim Doğan yine Edirne'den, İbrahim abi, konuklarınıza selamlar, değerli dostum demiş. İbrahim Doğan'a selamlarımızı iletiyoruz yine Kırkpınarımızdan. Selamlar.
Fırtına Evet. koordinatörümüz yine geleneksel sporlarda şu anda yeniden göreve geldi. Hüseyin Bozda, İrfan Usta'nın kısmetini dünyada kimse yapamaz. Öyleydi. Şirazeyi bağlamadan bile ayağından çıkmaz. Bana da dört kısmet dikti. Sağlıklar dilerim. Ha, sağ Tokat olsun. Zile'den Hüseyin Bozda hocamız. Sinan Hoca Özcan Bey, şunu da belirtmek istiyorum. Buyurun. Sizin dediğiniz gibi hakikaten bu yeşil çayırlarda bu pehlivanları öksüz bırakmadık. Yeşil çayırlarda. Hatta şu an bana telefon geliyor. Çok üzüldüm yani. Birçok yerden geldi. İrfan Usta dedi. Hayatım boyunca ikinci el kısmet yedim. Senin kısmetini şöyle yeni kısmet deyip de sağlığa şöyle bir güreş yapamadım. Çok üzülüyorum dedi. Dedim ben de üzülüyorum. Keşke söyleseydin de ben de sana yardımcı olsaydım ama işte o zamanki imkansızlar böyle böyleydi dedi. Hani şu anda Evet. da telefon alıyorum. Evet, ustacığım. Çünkü benim kısmetimi giyen insan bir gün Bayramış'ta çok böyle büyük güreş oldu. Ben de güreşe gittim. Rahmetli Ali Gümüş 18 tane baş pehlivan çıkmış. O zaman da baş pehlivanlarla öyle denk gelmiş. Hepsinin kısmetleri yeni. Ali Gümüş dedi ki Allah'ın aşkına ustam dedi ya. Vallahi de resim çekiyorum ama dedi. Yazını yazacağım ama dedi. Gözümden kıskanıyorum dedi yani. Nazar olacaklar diye korktum dedi. Sen bu yiğit pehlivanlara, bu kısmetlere, bu 18 tane pehlivana nasıl diktin böyle dedi. Yani onları o kadar düzgün durmuşlar ki böyle durduğu zaman ayaklarında kısmetler yeni. Yani nazar olacaklar diye korkuyorum dedi. Hani öyle günlerim oldu. Allah razı olsun. Yani bütün yiğit pehlivanlardan gelmiş geçmiş bütün yiğit pehlivanlardan hepsinden dost olduk, arkadaş olduk. Hiçbir kırgınlığımız olmadı. Halen de şu anda vefat edenlere Allah rahmet eylesin. Sağ olanlarla da her zaman görüşüyorum. Evet, emeğinize sağlık. Zaten bu emeğinize karşılık da yine Biga Belediyesi sizleri unutmadı. Biga'daki güreş alanına yine kısmet ustası İrfan Belediye Şahin Başkanım güreş alın diye. Bülent Erdoğan Allah razı olsun kendisinden çok vefa örneği gösteriyor. Her zaman saygı, sevgi gösteriyor. İşte burada da İrfan Usta her meydanda koydu ve 3 seneden beri de ve bundan sonra devamlı güreşler orada yapılıyor. Ve herkes tarafından da başkanıma birçok ya Amerika'dan bile telefon geldi. Başkanım en güzeli yaptınız, en iyi yaptınız diye başkanımı tebrik ettiler. Ben de kendisine saygı sevgilerimi sunuyorum. Belediye başkanımız çok çalışkan, çok vefa örneği gösteren Bülent Erdoğan'ı saygıyla, sevgiyle anıyorum. Bizler de selamlarımızı iletiyoruz. Bu yayının da gerçekleşmesi için yine size oradan Her zaman destek bir oluyor bana, her gönderdiğimde zaman. Onur kardeşimiz şu anda yardımcı Evet, oluyor evet, belediyeden evet. sizlere. Sadece bu Aslında değil, her zaman yardımcı oluyor. Bütün misafirlere de evet. her zaman ağırlar, bakar, her zaman yardımcı oluyor. Çok 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 teşekkür ediyoruz Sayın Şahin. Evet Sinan hocam sizlerin anıları nelerdir? Kırkpınar arşivcisi diyoruz. Fotoğraf arşivcisi. Elinizde en çok bilgi belge olan şu anda fotoğraf da olan sizsiniz. Bu konularla ilgili sizin anılarınız var mıdır Kırkpınar'la ilgili? İşte İrfan Şahin ustamız da yine Alper ağamız da anılarını anlattı. Yine Cumhurbaşkanlarımız da olan sizin böyle anılarınız var mı? Valla Özcan Bey, Kırkpınar dediniz mi zaten benim tüylerim tiken tiken oluyor. Benim hayatım Kırkpınar'da geçti diyebilirim. Anlarsanız, yani hangi birini anlatayım ki? Evet. Ben ilk defa 7 yaşlarımdayken babam beni çayıra götürmüş. Ben o çayıra bir indim ve çayıra bir oturdum. O zaman güreş seyrettim ve o yağ paçalarıma bir bulaştı, hala çıkmıyor. Hani öyle derler zaten. Sinan abi gene paçaları sıvadı. Yağdan mı, keneden mi diye de takılırlar. Yani ben 58 yılında o çayıra oturdum. O güreş sevdası bana daha o yaşta bulaştı. Ama daha sonra 63 yılında ilk defa Kırkpınar'da resim çekmek kısmet oldu. O da şöyle. Babam belediye başkanlığından ayrıldıktan sonra pek siyasilerle birlikte olmak istemiyordu. Yani siyasi bir ortama girmek istemiyordu.
O yüzden ama Kırkpınar merakı ve şeyi de çok fazla olduğu için kendisi Almanya'dan gelirken yani Avrupa Birliği toplantılarına gittiğinde o zaman en iyi makinesi Rolleiflex bir makine almış getirmişti. Daha sonra biz kırtasiye işi yaparken babamın eskiden beri fotoğraf merakı olduğu için bir fotoğrafçılığa da yavaş yavaş meyletmeye başladık. Bu arada babam bana dedi ki evladım dedi ya ben gitmiyorum Kırkpınar'a ama al şu makineyi git bakayım. Orada biraz resim çek dedi. Ben de dedi göreyim dedi. Beni Kırkpınar'a gönderdi ki 11 yaşındaydım 1963 yılında. Ve ben ilk defa Kırkpınar'a resim çekmeye 63 yılında gittim. Ve o 63. senenin baş pehlivanı Adapazarlı Sezai Kanmaz'ın baş pehlivanlığını izlemişimdir. O anıyı da hiç unutmam. Şaban Filiz'i kılçıkla yendiği o pozisyonu hala aklımda. Yani yağlı güreşte sadece kuvvetin veyahut da cüssenin olması yeterli olmadığını, aklın çok önemli olduğunu, ne kadar iri pehlivan da olsa, yüksek pehlivan da olsa bunu bir akılla kullanarak yenmek mümkün olduğunu orada gördüm ve hala da bu şeyi arıyorum. Ve şimdilerde de pek onu göremiyorum. İşte dediğim gibi 63 yılında ilk defa resim çekmeye başladım. Bu arada bir anımı daha anlatmak istiyorum. Anı değil, gerçek. Ben resim çekmeye başladım 63 yılında. Çayır'da ilk defa cazgırlığa başlayan Şükrü Kayabaş'ta rahmetli Şirin Şirin babamızın, Baba. Balıkesirli Şirin babanın çıraklığına başlamıştı o sene ve yere bir makaralı teyp kurmuş. Şükrü Bey şeyin Mustafa Şirin babanın manilerini teybe kaydederek öğrenmeye çalışıyordu. Hiç unutmuyorum gözlerimin önünde hala da. Yani biz Şükrü Kayabaş'la ben Kırkpınar sevdamız 63 yılında başladı diyeceğim. Onun cazgırlığı benim fotoğraf çekmem. Şimdi hatta Şükrü Bey bana diyor ki bakalım ben mi bırakacağım sen mi bırakacaksın? Ben bu sene bırakıyorum ama ertesi sene bırakırım diye söylüyor ama ikimiz de bu sevdadan vazgeçemediğimiz için halen devam ediyoruz. Yani bu bir sevda işi, bu bir merak Tabii. işi. Bu sevda olmadan, merak olmadan parayla pulla da olacak bir şey değil. Yani o kadar çok anım var ki bunca yıldır işte seneye Allah kısmet ederse yani 60. yılımızı çalışmış olacağız. Şükrü Bey'le benim 60. yılım olacak. Yani bu 60 yıl içerisinde görmediğim, güreşini seyretmediğim hemen hemen hiçbir pehlivan yok. Yani güreşlerin ne şekilde geldiğini, neler olduğunu, hangi pehlivanların nasıl pehlivan olduğunu, güreşlerin nasıl olduğunu çok çok iyi hatırlıyorum ve takip ediyorum. Yani Kırkpınar bambaşka. Kırkpınar yağlı güreşin olimpiyatı. Burası bulunmaz dualı bir çayır. Yani burada güreşmek apayrı. Güreşçi için de bizler için de. Tamam Türkiye'nin her yerinde güreş var. Her yerinde güreş oluyor. Mutlaka hepsi güzeldir, iyidir. Güreşçiler için bulunmaz bir nimet ama Kırkpınar bambaşka. Seyircisiyle, güreşçisiyle. Yani buraya gelmek apayrı bir sevda. Bunu yapmadan Kırkpınar'da baş pehlivan olmadıktan sonra başka yerlerde baş pehlivan olmak güzel ama Kırkpınar gibi değil. Yani Kırkpınar bir sevdadır, bir ananedir, bir gelenektir ve mutlaka yaşanması gereken bir güreştir. Onun için anı derseniz birçok anım var. Hem ağlarla, Evet. hem güreşçilerle, hem organizasyonla, hem belediye başkanlarıyla olsun. O kadar çok anılarım var ki yani hangi birini anlatayım? Yani Yani hepimiz burada dolu dolu doluyuz. doluyuz Yani yani Alper güreşçisinden Amsizler, İrfan davulcusuna Şahinrüstem. varıncaya kadar Yani yani mesela şunu Özcan Bey evet. sözünüzü kestim. Buyurun. Şimdi davulcuları gösteriyor da aklıma geldi. Hani Osman Baba'dan başlayıp Osman Baba'nın oğulları Aziz olsun şey olsun onun torunlarına kadar geldik. Bugün Alaaddin olsun şey olsun torunları onları dahi gördük yani dedede. Onlar da dededen torunlara geliyor bu iş. Bu iş merak Onlar işi, da anane işi, gelenek, görenek işi. Yani babadan gelmezse, görerek takip etmezsen, sevmezsen bu iş olmaz. Davulcusu da böyle, güreşçisi de böyle.
Bakıyorsun Kara Ali'nin oğlu Hasan Acar. Hasan'ın Acar'ın oğlu Sabri Acar. şöyle Sabri Acar. Sabri Yani bu Acar, iş evet. böyle gidiyor. Yani babadan oğula da geçiyor. Bu şey var. Az Mutlaka önce anılarımız da çok. Ağalarla da tabii. çok anılarım var. Evet. O bakımdan yani saatler, zamanlar yetmez bu konuları anlatmaya. Ancak aklıma Evet. gelenleri söyledim. Yeri gelirse gene anlatırım. Evet, işte emektarlar, davul zurna ekibi de dediğiniz gibi atadan, dededen onlar da bu işi sürdürüyorlar. Alaaddin Zurnacı, Fahrettin Zurnacı. Fahrettin abi bir ara yayını almak istedim. Geçtiğimiz günlerde Mehmet Eriş'le görüşmüştüm. Ağamıza da selamlarımızı iletiyorum buradan, bizim derneğimizin yine yönetim kurulu üyesi. Kırkpınar ağamız Sayın Mehmet Eriş'e de. Biraz rahatsızlığı var, diyalize falan giriyor dedi Fahrettin Zurnacı'nın. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Onlar da Kırkpınar'ımızın ayrı bir rütbeli davul zurna. Çünkü Kırkpınar'da vuran davul zurna ülkemizin hiçbir yerinde vurmuyor. Çeşitli yörelerde yine davul zurnayla yapılıyor güreşler, ama Kırkpınar'ın davul zurnacıları ayrı bir ahenk içerisinde güreş havalarını en iyi şekilde icra ediyorlar diye düşünüyorum. Özcan Bey, müsaade edersen aklıma Buyurun. gelen bazı şeyleri de söylemek istiyorum. Böyle bir konu Kırkpınar konusu olunca yani yine babamdan bahsedeceğim ama şöyle bir şey. Babamın bu işe merakı olsun yaptığı hizmetler olsun söylemeden gitmeyeceğim. Yani sadece altın kemeri yapmadı babam. Mesela bir örnek olarak Adalı Halil'in mezarı Tunca kıyısında Kasımpaşa Camii'nin avlusunda gömülüydü. Ama Tunca Nehri taştığı için su altında kalıyordu. Ve de ulaşmak çok zor oluyordu. O zamanlar seddeler de yokmuş. Ve Evet. buraya gidip merasim yapmak da zor oluyormuş. Babam düşünmüş taşımış hem onun su altında kalmasını engellemek hem de şehrin içerisinde gayet rahat ziyaret edilecek bir yer olan şimdiki Pelvanlar Tekkesi'ne Adalı Halil'in mezarını naklediyor ama yalnız kalmasın diye Çömlekköy'deki Kara Emin'i de alıyor. Onu da yanına defnediyor. Yani bugün Kırkpınar başlamadan evvel Cuma günü ziyaretine gidilen mezarlığa babam naklediyor onları. O mezarlığı da babam yaptırıyor. Yani babamın bir şeyi de hizmeti de budur. Mesela Evet. başka bir şey daha söyleyeyim. Devletin ilk defa Kırkpınar'a müdahil olmasını yine babam teşvik ediyor. Yazışmalar yaparak, o zamanın başbakanı Adnan Menderes'le görüşerek Kırkpınar'a katkılarını istiyor, teşvik etmelerini istiyor ve ilk defa Adnan Menderes birinci olan pehlivanlara verilmek üzere altın saat gönderiyor. Teşvik Evet, olsun diye. aferin. Bunun Evet. belgeleri de var. Altın saat hediye ediyor. Yani devleti de Kırkpınar'a ilk defa babam teşvik ederek çağırıyor. O zamanlar Edirne'de turistik bir otel yok, kalınacak düzgün bir yer yok. Bunun gelen misafirlere ağırlanacak güzel bir lokanta yok. Buraya gelen misafirleri üst düzey insanları ağırlayıp belediye meclis salonunda ağırlıyor. Onun üzerine yine Kültür Bakanlığı ile yazışma yaparak Alper Ağam çok iyi bilir, kendisi işletti orasını. İlk defa 59 yılında açılışını yaptı. Kervan Oteli'ni yaptırıyor. Ve Adnan Menderes'e açılışını yaptırtıyor. Bu bizim hizmeti de söylemeden geçemeyeceğim. Yani sadece güreş değil. Böylece güreşe katkısı olacak birçok şeyi de babam yapmaya çalışmıştı. O yüzden Allah rahmet eylesin. Bize de bu Kırkpınar Allah rahmet eylesin. sevdasını aşıladı. Hala çıkmıyor. Evet, Diyeceklerim bunlar. emeği geçen herkese bizler de tabii saygılarımızı, hürmetlerimizi sunuyoruz. Rahmete kavuşmuş olanların mekanları cennet olsun. Şu anda da işte görüntüde yine ekranlarınıza geliyor. Ekranlardaki görüntüde de yine Kırkpınar ağalarımız önde olmak üzere yine yöre güreş ağalarımız. Tabii Kırkpınar ağamızın şu anda Seyfettin Selim yaklaşık 12-13 yıldır Kırkpınar'ın ağalığını üstlenmiş durumda yapıyor. Yine diğer ağalarımız, orada Ayhan Sezer ağamız, yine Doğan Görkay, Murat Köse ağamız, Mehmet Diriş ağamız, yine
Tabii diğer Kırkpınar ağalarımıza dediğimiz gibi bu tarihi kültüre hizmet ettikleri için bizler de bir kez daha saygılarımızı, şükranlarımızı sunuyoruz. Yine Hepsinden Allah önümüzdeki razı olsun. evet Hepsinden Allah razı olsun. Hepsi Allah razı olsun. karınca kararınca da olsa şey de olsa büyük hizmetleri oldu. Yani onlar olmasa, ağalar olmasa bu işler buraya kadar da gelmezdi. İşte Alperen burada. Evet. Ömrü vefat ettiği sürece hep yardımcı olmaya çalışıyor. Elinden gelen her şeyi desteği oluyor. Allah razı olsun onlardan. Yani onlar olmasa Kırkpınar yarım kalırdı bence. Peki kıymet biliniyor mu? Bir de bunu soralım. Bu Maalesef, kadar maalesef hizmet o ediyor. Hem maddi hem manevi güçlerini değişmiyor. harcıyorlar Yani ağalarımız burada. Ve yani bu kültüre hepiniz hizmet etmeye çalıştınız. Hepimiz hizmet etmeye çalışıyoruz. Tabii değerli ağalarımız bizlerden daha fazla hizmet etti. Örneğin Alper ağamız burada hem geleneksel sporlarda hizmet etti, federasyon başkanlığı yaptı, ağalık olarak da şu anda da Kırkpınar Kültürünü Tanıtma Yaşatma Derneği'nde yaşatmaya çalışıyor. Önümüzdeki günlerde Cuma, Cumartesi, Pazar yani 2, 3, 4 Aralık'ta Balıkesir'de bir toplantı yapılacak. Duyum alıyoruz sadece. Bir davet gerçekleşmedi şu ana kadar bize. Hüsnü Kaftan beni aramıştı. İlk davet etmişti beni. Şifayen davet etti. Herhangi bir yazıydı veyahut da herhangi bir davet almadık. 2, 3, 4 Aralık'ta Balıkesir'de Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu yeni kuruldu. Bu federasyonla ilgili ilk defa bir çalıştay, bir kurultay gibi bir çalıştay yapılacak. Buraya gene duyumlar alıyoruz. Ağaların da bazıları seçilerek davet edilmiş. Bütün ağaları davet etmemişler. Kimler davet edildiği konusunda bir program açıklanmış değil. Kimleri de davet ettiklerini bilmiyoruz ama sizlere sormak isterim. Bu kültüre hepiniz yıllardır hizmet ettiniz. Hala da devam ediyorsunuz. Hizmetlerinize devam ediyorsunuz. Bu sizlerin bu hizmetlerinizden faydalanmak isteyenler sizlere davet ettiler mi buraya? Evet Alper Özcan Bey, ağam, Özcan Bey beni davet ettiler. buyurun. Beni Davet ettiler mi? telefondan davet ettiler. Bugün mü aradı? Yok, baya biraz önce telefondan davet ettiler. Buyurun dediler, gelin dediler. Ha şeye. Fakat ben kendine dedim, yaşlı olduğum için çok kalabalığa girmek istemiyorum. Aradığınız Evet. için çok teşekkür ediyorum dedim. Eğer istersen dediler, araba gönderip aldırabiliriz dediler ama fakat halen daha bu pandemiden çekiniyorum, korkuyorum. Çok kalabalıklara girmiyorum. Evet. Yani beni davet ettiler. Anladım. Sizden duymuş olduk bunu. Alper Yazıoğlu ağam sizi herhangi bir davet aldınız mı? Şu ana kadarki çalıştaylara çağrıldınız mı? Hayır, Davet hayır. edildiniz mi? Yani hayır. Davet bir yana şu anda ne federasyonu dediniz biraz önce? Geleneksel Gençler sporlar, güreşler. güreşler. Geleneksel güreşler evet federasyonu. Evet. Peki yani belki bir şey eksik ama Buyurun. affedersiniz. Kimdir bu başkan olan? Kim nasıl atanmış? O konuda bir bilgim yok. Beni bilgilendir. Bu vesile bilmeyenler de öğrenmiş olur. Bir Ağustos'tan itibaren göreve başladı yeni federasyon. Atamayla geldi. Kendi aralarında yönetim olarak bir seçim yaptılar ama Kırkpınar'dan sonra 1 Ağustos itibariyle İbrahim Türkiş Antalya'dan, ben kendisini tanımıyorum, tanışmadık şu ana kadar. Evet. Daha önce de güreşlerde görmedim. Kendisi 50 yıldır bu güreşleri takip ettiğini söylüyor ama ben herhangi bir güreşte gördüğümü anımsamıyorum kendisini. Evet. Yani. Evet, yani geçen gün benim federasyondan yönetim kurulu üyesi arkadaşım, dostum, bir bilim adamı, rahmetli abisi de Kırkpınar'da meydan hakemliği yapardı. Bizim Profesör Doktor Alaaddin Alaaddin Çelik Çelik. hocam aradı beni. Sanıyorum onu sağlık kurulunda görevlendirilmiş ve ona davet edilmiş. Belki de bir bu Evet. konferans şeklinde nasıl bir toplantı olacak içeriğini de bilmiyorum. Onun da bir hazırlıklar yapmış. Tabii şimdi bu Alaaddin hocam bilim adamı, belli bir kültürü, belli bir eğitimi almış. Belli bir olgunluğa erişmiş, bir takım komplekslerden ve tarihi Kırkpınar'ın özüne
siyaseti de yakıştırmayan, buna emek veren biri olarak sağ olsun beni aradı. Dedi ki başkan dedi ben böyle bir davet aldım. Gideceğim bir hazırlık yapıyorum. Benim de görüşlerimi hatta neler söylemek istediğini falan paylaştı benimle sağ olsun. Evet. Yani şimdi burada fazla ben detaya girmeyeyim ama ben bundan mutlu oldum. O benim için yeterlidir. Şimdi hakikaten bilmiyorum gerçekten. Çünkü hiçbir istişare benimle hiçbir bağlantı kurulmadı. Nedeni tamamen politiktir. Maalesef son 20 yılda Türkiye'de böyle bir takım şeyler, olumsuz gelişmeler oluyor. Şimdi bizim bu kadar 30 küsür yıldır bir emeğimiz var. Her kademesinde. Tabii böyle olmasını gönül istemezdi. Ha bu arada birçok değerlerimizin de yok olup gittiğini görüyoruz üzülerek. Ama dünyadaki bu hızlı değişimden mi, Türkiye'deki bu siyasi atmosferden mi? Tam bir o konuda da bir yorum yapmayayım. Ama bildiğim ve inandığım bir şey var. Bu tarihi Kırkpınar güreşleri, yağlı güreşlerde öteden beri bir sıkıntı var. Umarım bu yapılan kurultaylarda bunlar da tekrar gündeme alınır. Ben hocaya da onu paylaştım. Hoca onu bir şekilde yumuşak bir geçişle mesajını verecek. Yani geleneksel güreşlerimize olimpik minder güreşleri kurallarının uygulanması bizi son derece rahatsız ediyor. Hatta ben her zaman şunu söylerim. Derim ki şimdi dünyada minder güreşi olimpik, uluslararası bir güreştir bu. Nedir? Serbest güreş var, Greko-Romen var. Şimdi serbest güreş veya Greko-Romen bir güreş müsabakası yapılırken süre dolduktan sonra hadi minder güreşi gibi onun kurallarını da uygulayalım diyemezsiniz. Yani böyle bir Evet. abuk şey, saçma bir şey olamaz. Peki daha bu minder güreşleri daha dünkü diyelim kuralları yenik olmuş. Ve kardeşim 600 1361'den beri ki öyle bir tarihi dayanağı vardır bunun. Biz buna hakikaten gönülden inanmışız. Ve bu arada şunu ifade edeyim biraz önce laf girdi belki araya. Bizim gözümüzde biz o gözle bakarak, o yürekle, o sevda ile hizmet etmişiz. Yüce Türk milletinin, Yüce Türk ulusunun Orta Asya'dan kopup gelerek Anadolu'yu ve Rumeli'yi vatan edinişinin soylu bir destanıdır. Kırkpınar budur kardeşim. Şimdi Evet. bunun bir takım kuralları var. Bunu herkes biliyor. Hatta benim işte hazırlattığım yağlı güreş hakem el kitabında sayısız yağlı güreş oyunları var. Ben bu kitabı şurada bir göstereyim. Yağlı Evet. güreş hakem el kitabı. Bunun içerisinde yağlı güreşle ilgili bütün geleneksel oyunlar, kurallar, nizami olanlar, hatalı olanların hepsi yazılıdır. Bu hizmeti vermiştik. Şimdi son yıllarda nasıl olsa minder güreşine geçilecek diyelim 40-50 dakika sonra Puanlara. maalesef livanlarımız ayaküstü, itiş, kakış, elenseler falan vakit geçiyor. Yağlı güreş oyunlarını, yağlı güreş seyircisi hele o eski seyirciler, bu işi bilenler artık izleyemez oldular. Ve daha sonra Maalesef. paçalarına minder bir şey mavi kırmızı paça bağlanıyor, kordon Evet. bağlanıyor. Bir iki dakika içerisinde efendim arkasına dolaştı, bir puan aldı, başpehlivan oldu gibi bizi yağlı güreş camiasını çok inciten kurallar Evet, var, evet, kural var. evet, evet. Bunun İrfan Usta mı? Evet diyor. Evet. Olan. Evet. Yani bunun bir an önce bunun da bir şekilde düzeltilmesi lazım. Buna el atılması lazım. Tabii bu konuda bir sürü bizim deneyimimiz, tecrübemiz, düşüncelerimiz var, önerilerimiz var. Bunlar böylece kalıyor maalesef. Çünkü ipin ucu artık kaçmış. Şu durumda yapacak bir şey yok. Evet. Ben bunu bu görüşümü değerli hocama, Alaaddin hocama bildirdim. Umarım orada dile getirecektir. Bu artık bir düzeltilsin. Benim bir Kırkpınar sabahı, biraz önce Sinan Bey kardeşim ifade etti, belediye başkanlığı makamında toplanırız. Evet. Heyet toplanınca ağayı karşılamaya gideriz ya da Kırkpınar korteji oluşur. Şimdi o arada isim vermeme gerek yok, bir başpehlivan olduğunu söylediler. Ben federasyon başkanıydım, yeni bir başpehlivan, yapılı bir çocuk geldi, karşımıza oturdu.
şu beyanda bulundu. Ona da pehlivan nasıl gidiyor falan, görüşünüz nedir diye soru yöneltildi. Dedi ki bu sene Antalya'da işte o biraz önce sizin söylediğiniz gibi bir kurultay galiba bu yıl Balıkesir'de mi olacakmış? Balıkesir'de Ha, yapılacak. Balıkesir'de. O öyle bir kurultayda şöyle bir karar alınmış dedi. Efendim diyelim ki yenişilmedi 50 dakika boyunca, 1 saat boyunca pehlivanlar yenişemediler. Nasıl galip nasıl belli olacak? Yazı tura atılacak dendi. Dedi bize, bilgi verdi o baş pehlivan. Ve ben dedi bir baş pehlivan olarak, o yılın baş pehlivanı, yazı turayla tur atlamayı dedi ben dedi onuruma, baş pehlivanlığıma yediremem dedi. Bu çok yanlış bir kural uygulamadır dedi. Ben de içimden dedim aferin, bravo dedim. Baş pehlivan böyle yiğit olmalı, mert olmalı, böyle düşünmeli. Fakat hiç unutmuyorum, o yıl güreşlerde Şaban'la bizim Şaban Yılmaz. Şaban Yılmaz'la güreşe başladı bunu söyleyen pehlivan kardeş evladımız. Maalesef berabere bitti. Yazı tura da o kazandı ve devam etti. Ben beklerdim ki orada Şaban Yılmaz'ın kolunu kaldırsın. O hani uluslararası bir tabir var. Fair play Evet. davranışını, ödülünü hak etsin diye, ama yok, devam etti gitti. Tabii şimdi o atmosfer farklı bir şey. O ortama göre ben yine de onu hoş görebilirim. Kural koyanlar yanlış koyuyorlar. Yani yağlı güreşin belli bir süre sonunda minder güreşine dönmesi yağlı güreşe, töremize, geleneğimize çok büyük bir saygısızlıktır diye ben buna isyan ediyorum. Bunu da bu vesileyle ifade etmiş olayım. Aynen katılıyorum Sayın Ağa. Sayın Evet. Ağa, bu arada sözünüzü kesmiş olmayayım. Ama Estağfurullah. 2019 yılında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin yağlı güreş düzenleyenler Belediyeler Birliği Başkanı olarak bu kurultay yapıldı ve o sene beni de davet ettiler. Ben de bu kurultaya gittim. Bu kurultayda olan durumu gözlerimle gördüm. İşte hatta kendilerine ve kurultayda ne yapıyorlar biliyor musunuz Sayın Abi? Güreşçiler bir Gördüm. tarafta, Evet. cazgırlar bir tarafta, basın mensupları bir tarafta kendi problemlerini tartışıyorlar. Ve yani hep beraber tartışılan bir konu yok. Mesela pehlivanların arasında şimdi sizin söylemiş olduğunuz bu şey meselesi, Bu anlama. puanlama meselesi. Dediler ki ya bu puanlamayı kaldıralım. Yani öneri getirildi. Kaldırılsın. Hani yağlı güreş, minder güreşine döndü. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Çayırda minder güreşi oldu yağlı güreş. Bu teklif edildiğinde buna karşı çıkan kim oldu biliyor musunuz? İlk önce baş pehlivanlar oldu. Evet. Biz bu kadar pehlivan güreşiyoruz. Ne zaman güreşeceğiz? Nasıl güreşeceğiz? Bu kadar süre güreşilir mi dediler. Ve uygulamaya konmadı. İnanır mısınız? Mesela cazgırlar kendi arasında karar alıyorlar. Onlar kendi arasında karar alıyorlar ama havanda su dövülüyor. Onun dışında bir şey çıkmıyor. Yani Evet. mesela buna sizin dediğiniz gibi bir çare bulunamaz mı yani Yani bakın, eskiye Kırkpınar'da anlı şanlı baş pehlivanlar, Kırkpınar'da kürsü yapanlar, bir yöre güreşinde 2 dakikada efendim sakatlandım bahanesiyle güreşi bırakıp gidenler ya Evet. da bir günde 2 güreşe yetişenler, bunlar Evet. yakışıyor mu? Biz ne Ona zaman nasıl güreşeceğiz diye karşı yetişiyorlar? çıkıyorlar, ama yani biz bunların hepsini gördük, yaşadık. Bunlar öyle bu kadar başıboş bırakılmaması gereken çok ciddi konular. Mutlaka. Ama Mutlaka. umarım onun da bir zamanı gelir diye temenni ediyorum, diliyorum inşallah. Mesela o toplantıda ben bizzat kendilerine siz de çok iyi biliyorsunuz sizlere de gösterdim. 1957 yılında rahmetli babamın ve Vehbi Emre'nin hazırlamış olduğu ilk defa yağlı güreş nizamnamesini Evet. kendilerine takdim ettim. Bakın dedim burada ne kurallar var, neler uygulanıyor, neler uygulanmıyor diye teşekkür edildi, alındı ama neticede değişen hiçbir şey olmuyor. Hayır Yani şimdi. bu sene de hatta Evet. 22 yılının Kırkpınarında da bilmiyorum sonradan tanışma imkanı da olmadı ama takdim ettiler.
Yağlı Güreş Federasyonu Başkanıymış galiba. Bir de söyleyin, Özcan Bey çok iyi Evet. hatırlayacak. Yerlikaya mıydı? Ona Hamza da mı? Hamza Hamza Yerlikaya mıydı? O şey, spor niye oluyor? geleneksel efendim Hamza Yerlikaya Bir şu ara anda Güreş Federasyonu Cumhurbaşkanı. Başkanıydı Hamza. Evet. Hamza iyi bir Greko-Romencidir. Asrın Evet. güreşçisi unvanını taşır. Ama tabii Hamza da bir yerde yıprandı son yıllarda. Neden yıprandığını burada söylemeyelim. Hamza'ya biz Özcan Bey'le, kardeşimizle beraber Evet. gittik. Tebrik Evet. ettik. Hatta o zaman dedi ki, başkan bak sen minderden gelmişsin. Bu yağlı güreşe bu kadar emeğimiz var. Bizim bu kadar hizmetimiz var. Gel sen bunu yap. Bu konuda da herkes sana saygı duysun. Tarihe geçersin. Yağlı güreşin şeyinden kurtul. Yo abi dedi bu dedi bizim dedi şeyimiz yağlı güreş bir bütündür diye birileri buna öyle empoze etmiş. Halbuki Etle tırnak gibidir demişti, ayrılmaz olacak demişti. şey mi canım şimdi Evet. birisi olimpik bir spor. Her ülkenin bir geleneksel sporu var. Bizim bu geleneksel sporumuzun Greko-Romen'le, minderle, etle tırnak gibi olur mu öyle bir şey? Mümkün değil. O da Sayın kabul et. Ağam, sözünüzü kesmeyeyim. Yani siz de çok iyi biliyorsunuz. Sumo güreşinin bir kaidesini değiştir bakalım. Değiştirebilecek misin? Hayır, olur mu öyle? Geleneksel spor bu. Ya Yani ama bunun işte. kurallarını nasıl değiştirirsin? Nasıl minder güreşine bağdaştırırsın Greko-Romen? Bu bir O yağlı zaman güreş, apayrı bir şey. Aba güreşi evet. apayrı bir Şey, güreş. düşünün ki yani benim bunca yıldır hizmetim var ve benim bütün bu gelişmelerden hiçbirinden bir nezaketen bile bir haberim yok. Hatta geçenlerde yine Alaaddin Hocam beni aradı. Dedi ki bak çok iyi bir program var başkanım dedi. İzlersen mutlaka senin de mutlaka bahsin geçer, senden de bahsedilir. Bir izle dedi. Görüntüleri falan meraklı izleyelim. Ben de bekledim, izledim bir ulusal kanalda. İnanır mısınız 2 saatlik bir program izledim. Ve benim dönemimden bir başpehlivan programı yapıyor. Ve bir kelime benim adım geçmedi. Canı sağ olsun. Ne diyeyim ki? diyecek bir şey yok kardeşim. Yani bunlar tabii belli ki ya bir hakikaten siyasi bir baskı var. Hiç etik değil. Ya da bilemiyorum yani. Ben bu kadarını söylemiş olayım. Evet, 10 yıl evvel gitmiştik Hamza Yarıkaya, siz, Evet. ben ve Murat Köseğimiz hep birlikte gitmiştik, iyi hatırlıyorum. Etle tırnak gibi ayrılmaz dedi. Yağlı güreşler şu anda ayrıldı. Minder Federasyonu'ndan ayrıldı. Geleneksel Güreşler Federasyon çatısı altına Tabii ki. girdi. Tabii ki Evet. olması gereken. Evet. Ve sağlık olsun Can Bey. Yani sizin Evet. bu programlarınızı da ben o bakımdan zaman zaman işte bir şeyler söylemek adına yararlı olduğunu düşünüyorum. En azından konu böyle unutulup silinip kaybolmasın hafızalardan. Bunlar biz hafızayı, bilgileri yenilemiş, tazelemiş oluyoruz. Sizin de gerçekten ta İstanbul'dan beri yıllardır sizi tanıyorum. Evet. Bunu nasıl bir coşkuyla, heyecanla, severek yaptığınız karşısında ben hayranlık duyuyorum. Bir vesileyle teşekkür ediyorum size. Bu programın da umarım ki bir faydalı yönleri olmuştur Biz mutlaka. mutlaka İzleyenler var. gönüllü, tabii. Bizler bu işin gönüllü elçileriyiz. Bizler. Rahmetli Beyazıt Sansu hocamızı da anmadan geçemeyeceğim. Kırkpınar Derneğimizin bahçesinde otururken şu sözü söylemişti. Bakın, bizi burada, hepimizi bir araya toplayan bir güç var demişti. Alper Ağamız Bayburt'tan gelmiş. Özcan Akhisar'dan gelmiş. İşte Seyfettin Ağa işte Trabzon'dan gelmiş. Edirne'den Mehmet İliş Ağamız, kendisi Edirne'dendi. Yani hepimizi bu bir arada tutan bir güç var. Bu tarihe hizmet etmek için bir araya getiren bir güç var demişti. Bizler de bir gönüllü elçileri olarak hizmet etmeye çalışıyoruz. Maddi değil ama manevi olarak işte elimizden geldiğince bu kültüre sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bir şeyler Şimdi katabildiysek ne mutlu. Pınar'da Evet. ağlarla ilgili Trakya yöresinin güzel bir dörtlüğü vardır. Ve ben bunu şimdi Seyfettin Ağa'ya, bu genç kardeşimize, sevdiğim bir kardeşim, dostumdur, Evet. küçüğümüzdür. Ama hakikaten yörede derler ki atın dişine, gelinin başına, ağanın aşına
bakarlar, bakılır demişti. Seyfettin Ağa ekmeği yenen, ağalığı da hakkıyla yapan bir kardeşimizdir. Onu da bu vesileyle buradan sevgiyle selamlıyorum. Gözlerinden öpüyorum Seyfettin Biz de Ağa'nı. evet bizler de selamlarımızı iletiyoruz. Evet, Dernekte hem yönetim kurulu selamlarımızı üyesi, hem de derneğimizin yönetim kurulu üyesi, hem de iletiyoruz. tabii Tarihi Kırkpınar'da yıllardır dediğimiz gibi 13 yıldır 3. Altın Kemerini aldı. Allah sağlık versin. Önümüzdeki 2023 yılında da ağalığı yapacak, sürdürecek Seyfettin Ağamız. Buradan hürmetlerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Evet. Altın kemere gelmiştik. Altın kemer, altın yere düşmekte tabii pul olmaz ama az önce konu açmıştı, sonra da bırakmıştım ben altın kemerle ilgili konuyu. Hem Kırkpınar Başpehlivanlığında altın kemer, hem de Kırkpınar ağalığında altın kemer bence sadece Edirne'de verilmeli. Sadece Edirne'de verilmeli. Çünkü bunu daha önce de yaptığım programlarda işte Seyfettin Selim ağamızın da gene resmi geldi. Seyfettin Selim abi de yine Recep Gürkan başkanımızı bir yayına konuk almıştım geçen sene. Oradaki programda onlar da aynı şeyi söylemişlerdi. Edirne bu işin Türkiye'nin başpehlivanı madem Edirne'de belirleniyor, Türkiye'nin ağası madem Edirne'de belirleniyor, altın kemer uygulaması sadece Kırkpınar'da olmalı diye böyle bir görüş belirtmişlerdi. Ben de katılıyorum. Çünkü artık altın kemer yöre güreşlerinde bir sene olana bile verilmeye başlandı. Bırakın 3 sene üstü olmayı, bir sene olana bile. Yine ağalıkta da aynı şekilde bir takım basın mensuplarına, cazgırlara ben küçümsemiyorum yaptıkları işleri. Ama altın kemerin bir değeri olmalı. Altın kemerin de bir kriteri, verilecek bir şekli şemali olmalı diye düşünüyorum. Ama işte. Ben de aynı fikirdeyim Özcan Bey. Yani bunun çok affedersiniz ama suyunu çıkardılar. Yani olur olmaz yerde olur olmaz şekilde bir sürü kemer veriliyor. Yani Sinan bunun kardeşim, bir bu işin önüne geçilmez artık da. Yani özendirmek adına şimdi ben bu konuda şöyle düşünüyorum. Belki biraz yanlış anlaşılmaya sebep olacak ama şimdi bu ağalığı yaparken her yönüyle, her şeyiyle tepeden tırnağa efendim Kırkpınar ağalığının gönlümüzdeki ağalık o kadar yüceydi ki o ağalık mevki, makamı. O şekilde yaptık, taşıdık her yerde ama gerek her yerde derken her Kırkpınar'da. Kırkpınar haricinde giymedik. Yalnız devletimin yüce makamına davete giderken giymişim onu hatırlıyorum. Onun dışında öyle var ayo her yerde giyilmedi ama işte o taşımanın şeyi var ya o taşımanın ölçüleri, duruşu, değeri efendim her yönüyle o bir zirve yaptı o dönemde. Ben bunun farkındayım. Daha sonra Evet. çünkü halk arasında konuşulanlardan ben bunu dinlerdim. Bazen kulak misafiri olurdum. Örneğin zaman zaman güreşlere giderdim. İşte helikopterle inerdik güreşlere. Kırkpınar ağası geliyor. Benim birçok yakınım benim o ağalık yıllarımdaki duruşumdan o kadar etkilendiler ki yörelerinde ağalık yaptılar. Ve bunu her zaman itiraf ettiler benimle samimi ortamlarda. Böyle bir şey oldu. Fakat daha sonra tabii insanlar heveslendiler. Kırkpınar'da ağalık tabii herkesin harcı da değil. Ama yörelerinde ağalık yapan yağlı güreşimize sahip çıkanlara da ben sevgiyle, Tabii. hayranlıkla yaklaşıyorum, saygıyla Evet. yaklaşıyorum. Onların da gözlerinden öperim. Bu da güzel bir şey. Evet, mutlaka. Bilemiyorum şimdi altın kemer olayı. Evet, son yıllarda bir sürü altın kemerli var. Hatta bunlar altın kemerini takıp Kırkpınar'a da geliyorlar. Şimdi Kırkpınar ağasının yanında bir sürü kemerli insan var. Halk da şimdi acaba düşünüyordur ki ya bunlar kimdir, nedir? Olmasa kendi yöresindeki güreşlerde taksın ama bunu başka bir yerde takıp da böyle reklamını yapmasın. Ona engel olunmalı. Ona da bir yönetmelik getirilmeli. İşte bütün bunlar nedir biliyor musunuz? Yağlı güreşin ayrı bir federasyonu olması gerekirdi. Yıllar önce bizi davet ettiler. Üsküp'e gittik. Yani Evet. Makedonya. Orada Evet. Türk soydaşlarımız da yaşıyor. Osmanlı kültüründe kalanlar, hala o kültürün etkisinde olan Arnavutlar davet etmişlerdi.
Oradaki güreşlerde, oradaki yaşananlar, efendim, Kırkpınar'a olan, işte mesela Ahmet Taşçı'yı götürmüştüm o zaman. Güreş başpehlivan olarak Ahmet Taşçı ve arkadaşlarını, bizim Eyüp Ünlü'yü de bayrağımızı taşımıştı hatta. Orada da çok güzel hatıralarımız oldu ve Asya'daki, Orta Avrupa'daki soydaşlarımızın, spor severlerin bizim efsane başpehlivan Ahmet Taşçı'ya hayranlıklarını gözlemledik. Efendim, bize olan teveccühlerini büyük bir memnuniyetle kabul ettik. Orada yaşayan kültürümüze sahip çıktık. Türkiye'de belki bazı şeyler biraz aşırı kaçmakta son yıllarda, ama o yıllarda örneğin yaylanın birinde en az 15-20 bin seyircinin olduğu yerde güreşler başladı. Cazgırımız, tabii ki baş cazgırımız, onu da burada tabii ki anacağız ismini, Şükrü Kayabaş Tabii. güreşleri başlatacak. Şimdi yani biz bu tür değerlere çok önem veriyoruz, ama yerinde olacak, yerinde güzel her şey. Güreşler başlarken bizimle orada ilgilenenlerin çoğu Türkçe biliyor, ama yani yaş grubu bizimle yaşıt. Gençlerin, o topluluğun, o 15 bin kişinin diyelim ki 14 bini Türkçe bilmiyor. Ama müşterek kültürümüzün kalıntısı, temelinde ne var biliyor musunuz? Evet. Din kardeşliği var. Şimdi Arnavutlar, biz Osmanlı, biz Türküz falan diyorlar, ama dilimizi bilmiyorlar. Evet. Kayabaş'ı çağırttım, dedim Kayabaş gel bak, anonsunu yaparken şöyle bir duayla başlat sen bu sporu. Nasıl olsa bizim yağlı güreşimiz dualı bir spordur. Bir duayla başlat bakalım. Gerçekten mikrofonda amin diyerek bir duaya başlayınca, o yağlı güreşin yapılacağı çayırın etrafındaki o binlerce insan huşu içinde yere çöktüler. Çit yok. Kayabaş duasını yaptı. Peşinden bir alkış, bir kıyamet, bir güreşler başladı. Yani biz bu dualı spor dediğimiz yağlı güreşimizi hakikaten çok yürekten, çok gözümüzde, gönlümüzde emsalsiz bir yeri, o yer olarak, değer olarak gördüğümüz için öyle hizmet, o duygularla hizmet verdik. Sonuçta umarım bundan sonra bazı gelişmeler, değişmeler olur da bu devam eder. Yani ben pişman değilim bunca zamandır verdiğim emek, yaptığım hizmetler. Helal, hoş olsun diyorum. Çünkü bu Allah razı olsun. Sizin benim yaptığınız gönlümden emekler. geçen, benim yüreğimden geçen, ben ona göre o şekilde hizmet ettim. Emeği geçen, yağlı güreşe hizmet eden, bütün duygulardan arınmış, sadece o coşkuyla, o yürekle, o kültürle hizmet eden herkese de ben buradan sevgi ve saygı gönderiyorum. Hani eskiler derler ya, gözlerinden öpüyorum. Benden büyükler, yaşayanlar. Benim çok sevdiğim bir Zülküf ağamız vardı. O da rahmetli oldu. Ona da rahmetle anıyorum onu. Kırkpınar'da hem başpehlivanlığı var hem ağalığı var. Bir Evet, de ben çok iyi. geçenlerde kaybettik. Onu da çok severdim ben. Benim çocukluğumdan beri dünya ve olimpiyat şampiyonuydu. Daha sonraki yıllarda da bir dostluğum oldu. Çok hani adam gibi adam derler ya, Mustafa Dağıstanlı. Çok Evet. büyük pehlivandı. Belki gelmiş geçmiş en büyük pehlivan diyebilirim. Güreşçidir. Onu da kaybettik. O Kırkpınar'da da güreşmiş hatta. Onun da bir anısı vardır. Malkaralı Fehmi Özkan'la bir güreşi var meşhur. Ona Evet. girmeyip Mustafa Dağıstanlı şampiyonumuzu da burada rahmetle anıyorum. Allah rahmet eylesin. Evet. Büyük büyük Aha. pehlivan. Evet. Şey. Yaptığınız Evet. hizmetleri ben çok iyi yakından takip etmişimdir, biliyorumdur. Allah razı olsun. Yani sizin yaptığınız bu emeklerin karşılığını inşallah Allah sizlere de niyaz eder. Yani sizin Sadece yaptığınız bu emekler Sinancığım, unutulmaz ve teşekkür ederim. kalacak. Hani Sadece Kırkpınar'da bu değil ağam, söze giriyorum ama yok, diyor gir tabii. zaman zaman Edirne'de karşılaştığımız dostlarımız, arkadaşlarımızdan sizin okullarınızdan mezun olanlar var. Alper Yazıoğlu Var İlköğretim ve Ortaokulu'ndan mezun olan arkadaşlarımız var. En basitinden özel kalem müdürü Egemen Ilgın. Ilgın. Yemek bugün. kardeşimize
Buradan Elimi selamlarımızı iletiyoruz. O öper, da gördüğü yerde gelir sağ olsun, elimi öper. bizim. Ben sizin okuldan mezun oldum der. Tabii binlerce genç yetişti, mezun oldu. Olacak da. O da ayrı bir gurur kaynağıdır bizim için. Ben bir Kırkpınar Bizim ağalık. için de bir şereftir. Ya şöyle Sinan Bey kardeşim, şimdi bir Edirne'nin bir kurtuluşunda birkaç gün önceydi yine. Edirne'nin Kurtuluş 25 Bayramı var Kasım. ya. Evet. Ha, 25 25 Kasım. Kasım. Benim ilk katıldığım törenlerde bir küçük yaşta bir çocuk kısmet giydirmiş babası. Fakat 25 Kasım'da havalar soğuk. Kısmeti giymiş. Çocuğun gözleri de gözlük takmak zorunda. Gözlüklü bir pehlivan peşrevi yapa yapa geliyor. O arada hiç unutmam. Ayakları da üşümesin diye çocuğa kalın bir potin ayakkabı giydirmişler. Potin ayaklarında ayakkabısı, kısmetini giymiş, üstü çıplak, gözlüklü, peşrev yapa yapa geçti. O anı da hiç unutmam. Yani bunlar tabii ki gurur verici, güzel hatıralar, anılar. Biraz önce Mutlaka. Sinan Bey kardeşim dedi ki anı o kadar çok ki hangi birini anlatayım? Tabii dile Öyle. bu 30 sene, 32 sene geçmiş. Her yılda bir anı, birkaç anı birikmiştir. Bilmiyorum, belki ileride bunu tekrar bir Türklerde, Balkanlarda Yağlı Güreş ve Kırkpınar kitabının bir devamı mı olur? Belki bunu bir anılar şeklinde de yetiştirebilirsem umarım. Kitaplaştırmak da tabii benim görevimdir. Böyle bir çalışma yapacağız Ha, inşallah. inşallah. Var. Var. Benim aklıma şu an gelenleri söyleyeyim. Alper Bey'in yapmış olduğu hizmetler mesela aklıma geliyor da. Mekadonları Kırkpınar'a getirmişti. Hatırlarsınız Alper Bey. Tabii. Mekadon güreşçileri getirmişti. Onları teşvik etmişti. Onlara orada gösteri güreşi yaptırmıştı. Ciritçileri Kırkpınar'a getirmişti. Hiç unutmuyorum. Aba Yani güreşlerini Aba getirdik. güreşini getirmişti. Yani Hatay'dan. Alper Bey'in hizmetlerini saymakla bitiremeyiz burada. Yani benim aklıma gelenleri söylüyorum şu an. Ona gelinceye kadar daha ne büyük emekleri var. Evet. Hemen Allah razı olsun kendisinden. Mehmet Kurtoğlu Antalya'dan selamlar, iyi akşamlar demiş. Mehmet Kurtoğlu da şu anda yine Mehmet Cadıl Ağamızın televizyonu Burdur Bucak Kanal 15'te yine güreş programlarını devam ettiriyor. Rahmetli Gazanfer Özdemir hocamızın bıraktığı bayrağı o devam ettiriyor. Allah rahmet eylesin. Nur olsun, evet. İyi bir Mehmet dost. Kurtoğlu Rahmet eylesin. bizlerin de iyi bir dostuydu. Allah kendi gene rahmet eylesin Gazanfer Özdemir hocamıza. Cadıl Ağa'ya da selamlar, saygılar buradan. Eğer Evet. izliyorsa bizi. Bizler de selamlarımızı iletiyoruz Mehmet Cadıl ağamıza. Yine Selamlar. Yalçın Kaynak, Özcan Başgül. Ben 85-86 yıllarında güreş yaptım. O dönemde imkansızlıklardan dolayı güreşi bırakmak zorunda kaldım. Her pehlivanın hayali olan kısmet değil, imkansızlıklardan dolayı pırpıt ile güreştim. Aradan geçen 35-36 yıla rağmen alt boylarda değişen hiçbir şey yok. Alt boyların kısmet, yolluk, yeme, içme, konaklama sorunları halen devam etmekte. Değerli ağam ve siz güreşlerin duayenleri, alt boyların sorunlarını konusunda neler söylersiniz demiş. Yine Yahya Topçular, iyi akşam, iyi yayınlar, başarıların devamını dilerim. Değerli konukları Alper Ağam'a selamlar demiş. Akhisar'dan Yahya Topçular. Bizler de selamlarımızı iletiyoruz. Yalçın Kaynak, şu anda da alt boylarda sorunlar devam ediyor demiş. Kısmetler, gerek kısmeti olsun pırpıtlarla veyahut da yolluklarla ilgili sorunlar. Sanırım önümüzdeki günlerdeki yapılacak olan Türkiye Geleneksel Güreş Federasyonu ile yine yağlı güreş düzenleyen Kentler Birliği arasında müşterek yapılacak olan bir çalıştay var. O çalıştayda gelen konuklar, oradaki davetliler gerekli konuşmaları bu konularda da yapacaklardır. Biz buradan tabii iletmeye çalışıyoruz. Ağam ve siz güreş duayenleri, alt boylar konusunda neler söylersiniz? Bizim söyleyeceklerimiz bunlar. İrfan Şahin ustamıza geliyorum. İrfan ustacığım, yavaş yavaş programımızın da sonuna doğru geliyoruz. Evet. Sizler neler söylemek Benim istiyorsunuz? söylemek istediğim şu. Alper Ağam 30 küsur sene bu atasporu yargı hizmet etti. Sinan hocam zaten 7 yaşından beri bu işin içinde. Ben şunu söyleyeceğim. Ben bunu 4 seneden beri mücadelesini yapıyorum. Pehlivanların kısmetlerinde, kaslaklarında yeşil, mavi,
kırmızı değişik değişik kastanı şeyler koyuyorlar, işaretler koyuyorlar ve hani Ali Gümüş'ün dediği gibi hani özel kıskanıyorum böyle nasıl olur değişecek diye korkuyorum dedi bu Yiğit pehlivanlar. Ben şimdi Sinan hocama soruyorum. O da çok resim çekiyor. Acaba bu kısmetleri ne şekilde, onun fikirleri nedir? Alper Ağam'a da soruyorum. Ben bunu 4 seneden mücadele veriyorum. Fakat şu anda yeni duyum aldım. Bütün o kırmızı, yeşil, mavi kısmetli kaslakları bütün yetkililere gönderdim ben onları. Şimdi yeni duyum alıyorum. Yapılan bu toplantılarda bunun önüne geçeceğini söylediler bana. Ustalarıma söyledim. Ustalar diyor ki pehlivan istiyor ben ne yapayım? Ama bana bir yazı gelirse ben yapmam diyor. İşte bu yapılacak olan toplantılarda galiba bu da görüşülecek. Yani göreneğimizi bu kırmızı, yeşil, mavi koyulan kasaklardaki işaretler yani bütün beni değil bütün arkadaşlarımı rahatsız ediyor. Spor severleri rahatsız ediyor. Ağam ne düşünüyor bunu da bilmiyorum. Sinan hocam zaten ünlü bir fotoğraf sanatçısı. Yani onu çekerken ben rahatsız olduğunu duyuyorum. Yani tahmin ediyorum. İyi anlayamadım ben. Kısmetin neresinde? Bu arka tarafta. Kasaklarında. Şimdi sayın ağam, paçada mesela kırmızı böyle tam baldırın üst tarafında kırmızı oluyor. Yok. İrfan Usta onu söylüyor. Yok yok. Öyle değil mi? Kasaklarda şey çok. Tam paçada bir Kasaklarda da var. kırmızı. Şey mi, Kasağında aksesuar gibi mi yapıyorlar evet yoksa aksesuar gibi naylon koyuyorlar. Çok dikkat başka? edin. Naylon koyuyorlar. Kırmızı, yeşil, mavi. Hani Hiç valla sporcular dikkat etmedim zaten, bilemiyorum da Allah onu Allah. işte şimdiki yetkililer bunu tabii bununla Evet. Ne, bunu bir düzeltmeleri lazım. örnek vereyim. Evet. Bir örnek vereyim. Mesela İsmail Balabal'ın kasnağında beyaz var. İşte Beyaz onu silik diyorum var. ben. Evet. İşte bu geleneğimizi, göreneğimizi bozuyor bu. Tekrar hocam. Yani eskiden böyle bir şey yoktu ama şimdi mesela İsmail Balaban'ın kısmetine bakın. Tam kemer kısmında beyaz var. Beyaz Adı kuşak İsmail var. değil. Beyaz var, kırmızı var, mavi var. Hepsi her renkten var. Evet. Var. İşte Paçada bunu benim gördüğüm zannederim Samsunlu ustanın yaptığı kısmetlerin önünde kırmızı bir amblem gibi duran bir işaret var. O kendi şehri koyuyor yani. O da konmaması lazım Evet. aslında da. Onu koyuyor. Onu kaldırabiliriz onun icabında. Evet, Ya onunla ilgili iyi tabii. de şimdi eğer bu şekilde bununla müdahale edilmezse ileride bu çok daha renkli şeylere döner ve Evet, Kırkpınar evet. şirazesinden çıkar. Bir dönem Kırkpınar'a dünya işte gay federasyonu mu ne Kırkpınar'a gelip misafir olmak istediler. Biz engel olmuştuk o zaman. Evet, tabii çok iyi Tabii hatırlıyorum. buna ya reklamın kötüsü olmaz diye birileri de karşı çıkmıştı ama engel olmuştuk. Hakikaten Evet. oranın bir kutsallığı var kardeşim. Biz bak biraz önce ifade ettim ben. Kırkpınar Yüce Türk milletinin soylu bir destanıdır. Bu destana kalkıp da böyle dejenere etmenin işte renkli kısmet yaparsa ne diyeceksiniz ileride? Adam diyecek ki ben sarı kısmetle çıkacağım. Ben kendi cinsel tercihine göre ne bileyim başka bir renkler düşünebilir. Olmaz böyle bir şeyler. Bunun İrfan Usta burada size de bir görev düşüyor. Siz davet edildiniz. Keşke gitseydiniz bu çalıştay mı kurultay mı neyse. Gidip orada da bunu dile getirseydiniz. Keşke. Ah, valla ağam yaşım 80 oldu. Çok kalabalığa girmek istemiyorum. Bu Anladım. gençten çok Ama işte yani kardeşlerimden bu bir evet. görevdir. Yani orada belli bir takım kurallara dikkat ederek bence mümkünse gidin. Bu konu önemli bir konu. Bakın bununla müdahale edilmezse giderek bu yaygınlaşır ve iş şirazesinden, dengesinden, ölçüsünden kaçar. Ben Kimse de Mehmet baş Çelik edemez. hocama Zaten bakın ben ben mesela şu anda hatırlayacağım ya. kimlerdir görev başında nedir? Vallahi tanımıyorum. Bilmiyorum çünkü hiç benimle bir irtibatları yok. Evet. Tamamen olay politize olmuş. Hoş değil. Ben de Zaten basından yapılan duydum. uygulamalarda birçok değerler özellikle üstüne gidiliyor, silinmek isteniyor gibi bir üzüntümüz, bir tespitlerimiz var. Ama bu konu beni ilgilendiriyor açıkçası. Yani bu konuya ilgisiz kalamam. Mümkünse gidin bunu ya da bir şekilde güvendiğiniz bir dostla bu durumu orada ifade etmesi için ona bilgi verin, görevlendirin. Sizin bu konuda artık kimse elinize su dökemez.
Diğer WhatsApp'lar, ustalar yeni. resimler hepsi attım hocam. Samsun'da var benim bildiğim. Bir de Murat Boncuk muydu? Murat Evet. var. Murat O koymuyor. Murat ha koymuyor. Kesinlikle Murat çok koymaz karşı. çünkü Murat Koymuyor. belli. Koymuyor. Evet. Murat sizin şeyinizden çıkmaz. Sizden aldığı Evet, çıkmıyor. Hiç. terbiye, eğitim. Ama Katiyen öbür çıkmıyor. taraftaki biraz uzak kalmış. İşte her bölge Yok. kendine göre bir renklendirirse olayı, olay Yok. gelenekselliğinden, töresinden kopar. Allah korusun. Uğur Usta da çok iyi bir usta. Fakat pehlivan istiyor diyor. İstediği için mecburen koyuyorum Ama diyor. 2000 tane pehlivan Evet. güreşiyor Kırkpınar'da. Her Evet. pehlivan istiyor diye. 2500 oldu ha. Yani 2500'ü buldu. tamam işte o zaman 2500 kişiden 500 tanesi ben böyle istiyorum der de sahaya öyle çıkarsa, başıboş bırakılırsa, kontrol dışı olursa olmaz yani, yakışmaz. Evet. Özcan Bey, Evet, bak çok teşekkür. Buyurun. yani evet, sahip çıkmak lazım. Ara sıra böyle programları siz yaparsınız, Evet. yapıyorsunuz da Evet. bunlar hep gündemde sıcak tutmak lazım. Programın Evet. galiba sonuna geliyoruz. Ben teşekkür ederim. Geliyoruz. Aynen. Aynen. Geldik. Beyan Gündüz yine Domaniş Güreşleri As'ı Özcan Bey size ve değerli konuklarınıza iyi yanlar demiş. Çok mesajlar var. Tabii hepsinde okuyamıyorum. Diğer sayfalardan da mesajlar geliyor. Mesaj gönderen değerli izleyicilerimize buradan yine selamlarımızı iletiyoruz. Ben İrfan Şahin ustamdan başlayarak son sözlerinizi almak istiyorum. İrfan ustacığım, yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ama ben de çok teşekkür ediyorum. İşte Biga'dan katıldınız. evet, Biga'nızı en iyi evet. şekilde temsil ediyorsunuz. Yıllardır da oradaki atölyenizden kısmet Evet. üretiyorsunuz. Evet. Buyurun. Ben de Alper Ağam'a, Sinan kardeşime çok selam, hürmetlerimi sunuyorum. İnşallah hayırlı bir yayın olmuştur. Tabii Alper Ağam'ın dediği gibi 60-66 seneyi burada 15-20 dakikada anlatmak çok zor. Eğer bir hatamız, kusurumuz varsa inşallah dinleyeceğimiz, ben affını rica ediyorum. Bütün dinleyicilerimize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Liga'dan bütün Ataspor yargı sevdalılar selam ve hürmetlerimi sunuyorum. Teşekkür ederim ustacığım. Sinan hocam. Özcan Bey, ben şunları söylemek istiyorum. Böyle güzel bir programı hazırladığınız için önce teşekkür ediyorum. Eğer yağlı güreş konusunda anılarımızı anlatarak veyahut da bilgilerimizi paylaşarak bir katkıda bulunabildiysek ne mutlu bize. Onun için Evet. biz bu işin sevdalısıyız. Her zaman yağlı güreşin, Kırkpınar'ın destekçisiyiz ve de elimizden geldiğince destek olmaya çalışacağız. Bize gösterdiğiniz bu hatır şinaslık için de tekrar teşekkür ediyorum. Yayına katılan Alper Ağam'a, İrfan abiye çok selam ediyor, teşekkür ediyorum, ellerinden öpüyorum. Böylece katkımızın devam edeceğini söyleyerek veda etmek istiyorum. Katkıda bulunabildiysek ne mutlu bize. Evet. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza, yüreğinize sağlık hepinizin. Alper Ağam, buyurun son sözlerinizi alalım. Evet, Sayın Özcan Başgül kardeşim, biz yaklaşık 20 senedir derneğin çatısı altında, siz de derneğimizin hem yönetim kurulu üyesisiniz. Sizinle 6 sene bir de Destanı Kırkpınar dergimizi çıkardık. Evet. Yağlı güreş ve güreş konusunda en uzun soluklu 6 yıl süren bir çalışmamız oldu. Arşivlerimizde bunlar yer aldılar. O dergide de emeği geçen, yazılarını bizden esirgemeyen dostlarımıza, yağlı güreş ve spor sevdalılarını burada sevgiyle, saygıyla anıyorum. Son etkinliğimiz de rahmetli Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e olmuştu. Süleyman Demirel'in de o ziyaretteki ifadeleriyle ne Yağız delikanlıydı dediği Cengiz Elbeyliği de ve bizim tanıyıp da daha önceki yıllardan da ebediyete intikal eden baş pehlivanlarımıza da rahmetle anıyorum. Allah rahmet eylesin. Ya yağlı güreşe, Türk sporuna emeği geçen, hizmet eden herkese ben derneğim adına teşekkür ediyorum.
2001 yılında kurulmuş, 20 küsur yıldır Kırkpınar'ı tanıtan, Kırkpınar Edirne'de belediyenin belki bir hafta 10 günlük bir etkinliğidir. Sahip çıktığı, emek verdiği bir etkinliktir. Dünya çapında çok önemli bir olaydır. Ama bizim derneğimiz 365 gün o minyatür, o minik bir müze görünümüyle hizmetine devam etmektedir. Bizim her gidiş gelişimizde Kırkpınar Derneği'ni ziyaret eden insanlara biz Kırkpınar'ın tarihi hakkında, sorunları hakkında, kültürü hakkında bilgi sunmaya devam ediyoruz. Derneğimizin yönetiminde bulunan, kurullarında bulunan, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bayazıt Hoca'yı da, Kırkpınar Destanı'nı yazan, marşını yazan Bayazıt Hoca'yı da özlemle, rahmetle anıyorum. Edirne'ye başta çok selamlarımı, sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Özcan Başgül gibi bizim derneğimizin basın sözcüsü, derneğimizin bir yerde sedası, efendim derneğimizin sesi, derneğimizi yazılı ve görsel medyada temsil eden değerli kardeşime bu yüreğinden, bu güzel yüreğinden gelen hizmetlerini de bu vesileyle bir daha kutluyorum. Özcan Bey, size de teşekkür ediyorum. Bu güzel yayında da sizin ekibinize, emeği geçen kardeşlerimize de teşekkür ediyorum. Ve tekrarlıyorum. Tarihi Kırkpınar, Yüce Türk milletinin Orta Asya'dan kopup gelerek Anadolu'yu ve Rumeli'ni vatan edinişinin soylu bir destanıdır. Bu Evet. sözle programa veda Evet. etmek istiyorum. Çok Saygılar. teşekkür ederim Sayın Ağam. Siz değerli büyüklerimize ben de çok teşekkür ederim. Alper Ağam, sizleri tabii örnek alarak hep örnek almaya çalıştım. O sizlerin doğru dürüst adam gibi adam diyebileceğim çalışmalarınızdan hep feyiz almaya çalıştık, örnekler almaya çalıştık. Hep birlikte 10 yıldır yönetimde bulunduğum Kırkpınar Derneği'nde gururla bu işleri yapmaya çalıştık. Yine yönetim kurulu üyemiz Sayın Seyfettin Selim'e az önce bahsetmiştik. Hem Kırkpınar'a yaptığı ağalıktan dolayı, ağalıklardan dolayı 13 yıldır yapıyor. Hem de Kırkpınar'a kazandırdığı bir kreş anaokulu var. Onunla ilgili Fahri Hemşirelik unvanı verildi. Kuruluş yıl dönümünde, Kurtuluş yıl dönümünde, 100. Kurtuluş yıl dönümünde Recep Gürkan tarafından. Onu da iletmek istiyorum buradan. Yani Burada mesela bakın ondan da haberimiz yok. Evet. evet, Edirne'de 2 gün evvel öyle bir ödül töreni yapıldı. Sayın Recep Gürkan, Fahri Hemşirelik unvanı verdi. Kırkpınar ağamız Sayın Seyfettin Selim'e katkılarından dolayı, Edirne'ye yaptığı katkılardan dolayı. Çok teşekkür ediyoruz hepinize. Önümüzdeki hafta yine önümüzdeki haftaki programlarda tabii yine sizlerle birlikte olmak isteriz. Yine Perşembe akşamı deve güreşleriyle ilgili bir program yapacağız sevgili izleyenler. Deve güreşlerinde ben basın yayın kurulu başkanlığı yürütüyorum. Orada da Deve Güreşleri Federasyon Başkanı'nın Ankara'da çeşitli temasları vardı mecliste. Bu temaslarla ilgili değerli görüşlerine başvuracağız Mehmet Sümer'in sevgili izleyenler. Burada yayında yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma ben çok teşekkür ediyorum. Bu Biz saate de kadar teşekkür ediyoruz. biz de teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok sağ olun. Yine Beyazıt Sansu hocamızın Allah rahmet eylesin onu anmıştık en son olarak. Kırkpınar'la ilgili büyük efsaneyi görür gibiyim. Tarih dehlizinde yürür gibiyim. Eyvah heyecandan ölür gibiyim. Edirne Kırkpınar her meydanda diyoruz. Başka programlarda buluşuncaya dek ne mutlu bir güreş sahalarında güreş tutan Atatürk gençliğine, ne mutlu Türk'üm diyoruz. Bir dahaki programda buluşuncaya dek hoşça kalın. İyi İyi akşamlar. akşamlar. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Sağ olun.